Satranç 365'ten herkese selamlar. Ben İmevili Yurtseven. Bugün yine şakalara doyacağımız, esprilere doyacağımız bir konuğumuz var. Ömer Faruk Özer bizlerle beraber. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Melih abi nasılsın? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Kıvanç abi senden bir ses geliyor. Mikrofonu kapatma şansın var mı? Evet. Şu an tamam sanırım. Tam emin de değilim ama. Evet. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Ömer? Keyifler elinde İyiyim mi? İyiyim abi. Valla özledik. 3-4 gün ara girdi. Özlüyorum seni hemen. Evet. Ben de aynı şekilde. Sağ ol. Seni chat çok seviyor. Yani şakalarını çok seviyorlar. Bu hani doğal tavrını çok seviyorlar. O yüzden tekrar geldiğin için teşekkür ederim. Ve güzel bir maça denk geldin. Fuat Şenal'ın Ergen Sataş'ta ilk maçı. Kıvanç abi mikrofonu kapatabilir misin? Ben duyamıyorum da. Ben susturuyor muyum? Evet. Şu an bir sıkıntı tamam, var mı? Tamam. Sanırım şu an ben kendim yaptım. Tamam, evet. Tamam, o zaman daha fazla uzatmadan önce bir akışımızı yapalım. Evet, Mergen Satranç nedir? Mergen Satranç İzmir menşeli bir satranç eğitim merkezi. Fakat bütün Türkiye online olarak da eğitim veriyor. Bizim turnuvamızın sponsoru aynı zamanda. Ve Türkiye'nin rekor bir rakamı olan, rekor bir ödül olan 125 bin TL ödülü. Sponsoru ve bu ödül için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi peki bu ödüller nasıl dağılıyor? Ona bakalım hep beraber. Grup ödülleri birincilik ödülü 6000 TL, ikincilik ödülü 3000 TL, üçüncülük ödülü 2000 TL, dördüncülük ödülü 1000 TL olacak şekilde gruplarda ödüllerimiz bu şekilde. İlk iki gruplardan çıkıyor, daha sonra eleme maçlarına gidiyorlar. Ve eleme maçlarında da çeyrek final kazananı 5000 TL, yarı final kazananı 7000 TL, üçüncülük maçı kazananı 5000 TL, final maçında kaybeden 13.000, kazanan o 25.000 TL alacak şekilde ödüllerimiz dağılıyor. Ve birinciye 43.000, ikinciye 31.000, üçüncüye de 16.000 TL'lik ödül var. Ve final maçı yüz yüze olacak. Tabii onu belirtmekte fayda var. Peki eşlendirme ağacımız ne durumda, ona bakalım. Gruplardan çıktıktan sonra B grubunun birincisi ve ikincisi netleşti. B grubunun birincisi Vugar Vasilov, ikincisi de Umut Atakbaş oldu. Ve Umut Atakbaş bugün çok güçlü bir Open'ı kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir Open kazanmak çok çok büyük bir olay bence. Ve gerçekten her geçen gün kendisini geliştiriyor. Onun için de ayrıca tebrik edelim. Ve eşlendirme ağacında da gördüğünüz gibi şu an A grubu netleşmediği için Umut Atan'ın rakibi A grubunun maçına göre netleşecek. Aynı şekilde Bugar'ın da o şekilde. Ve şu an C grubunda ki Vahap Şanal ile Kıvanç Hazarlıoğlu maçını izleyeceğiz hep beraber. Evet. Şimdi formattan bahsedeyim size. Grup aşaması 60 dakika 5+1, 45 dakika 3+1, 30 dakika 1+1 olacak şekilde. Eğer berabere biterse 1 puan alıyorlar. Daha sonra elemelere geçtikten sonra Armageddon ekleniyor. Ve eğer berabere biterse Armageddon'la kimin turu geçeceği belli olacak. Ve en sonunda da final maçı Mergen Satranç Kulübü'nde İzmir'de yüz yüze olacak. Ve formatımızda 10+5, 2 maç, 5+3, 4 maç şeklinde. Eğer eşitlik bozulmazsa yine Armageddon olacak. Şimdi maç takvimimize bakalım. Evet, bugün Vahap Şanal ile Kıvanç Hazarlıoğlu arasında maçı izleyeceğiz. Ve 26'sında yine çok kritik bir maç. A grubunun son maçı. Fakat bütün grubu şekillendirebilir. Cem Kağan ile Işıkcan arasındaki maçı izleyeceğiz. Şimdi oyuncularımızı tanıyalım. Evet, Vahap Şanal 25 yaşında, 2591 Elo'ya sahip. Gruptaki ilk maçına çıkıyor. Kıvanç Aznederoğlu 42 yaşında, 2393 Elo'ya sahip ve o da ikinci maçına çıkacak. Şimdi oyuncularımız hakkında bir VTR'miz var. Hep beraber onu izleyelim. Herkese merhaba, ben Vahap Şanal. 25 yaşındayım. Profesyonel olarak satranç oynuyorum. Beni yayınlardan veya videolardan tanıyor olabilirsiniz. Yine bu turnuvada
Sizlere güzel oyunlar izletmeye çalışacağız. Umarım herkes için keyifli bir turnuva geçer. Turnuvanın sponsoru Mergen Satranca da desteklediği için teşekkür ederim. Merhaba sevgili Satranç 365 takipçileri. Ben Gürtüs'ten Kaan Çazlaroğlu. 42 yaşındayım. Yine Satranç 365'in mükemmel bir turnuvasıyla karşı karşıyayız. Bu sefer bu turnuvayı destekleyen Mergen Satranç'a teşekkür ediyorum. Türk Satranç'a katılımından dolayı Mergen Satranç'a düzenlediği güzel turnuvada oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem Mergen Satranç'a sahibi Serkan hocamıza hem de Satranç 365'in sahibi Mete hocamıza ve tekrar başarılar. Evet, şimdi oyuncularımız da geldi. Hoş geldiniz Kıvanç abi ve Vahap. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her yerinde mi? Ben mi başlayayım? Ne yapalım? Büyüye verelim sözü. Kıvanç abi sen de başlayalım istersen. Kıvanç abi duyuyor musun bizi? Evet tamam. Kıvanç abi de bir internet problemi var. Vahap seninle devam edelim istersen. Tamam. Soru neydi? Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Evet. Sıradaki soruyu alayım değil mi? Evet. Dünya Kupası performansını evet. Biraz yorumlar mısın? Herkes merak ediyor. Yorumlayayım. Yani tabii ki güzel geçti. Yani o yayınladığınız röportajda da söyledim. Yani turnuva biraz duygusal anlamda zor bir turnuva. Yani gidip hemen iki gün sonra dönebilirsiniz. Çok ciddi hazırlandım. Ve hani o çok ciddi hazırlanmaya rağmen hani gidip hemen dönebileceğiniz bir turnuva. O yüzden biraz o mental hazırlığım ön plana çıktı. Hep şeydi yani gitmiştim. Yani işte elimden geldiği kadar hazırlanacağım. Orada da elimden gelenin hani en iyisini yapmaya çalışacağım. Eğer hani elenirsem turnuvadan eve dönüp nerede hata yaptım onu analiz edip bir başka bir turnuvaya katılırım diye hani plan yapmıştım. Ama tabii ki de bir yandan da hani o kaybetmeye kendimi hani kabul ettirdikten sonra da bütün gücümle de tabii geçebildiğim kadar tur geçmeye çalışmaya odaklandım. O ikisinin o dengesi biraz hani birbirine giriyor ama onu iyi yaptığımı düşünüyorum. Bence hani onun bayağı bir etkisi oldu. Tabii ki bir de çok ciddi hazırlanmıştım turnuvaya. Onun da iyi etkisi oldu. Ucundan hani Karsen'de maç yapabilirdim ama olsun. Yani Karsen'de maç yapamadın. Hepimiz bekliyorduk ki Karsen'le eşleşsen. Kanal bir 60 bin olurdu yani. Evet yani bayağı iyi olurdu ve bence şansın da vardı bu arada eşleşseydin. Hiç ben umutsuz değildim. Sen ne hissediyordun mesela eşleşsen nasıl hissediyordun? Ya tabii ki şimdi satrancın içinde olanlar daha iyi bilir. O üst düzey satrançta aslında o kadar da öyle yani inanılmaz hani Dünya Kupası formatında öyle birbirinizi geçemeyeceğiniz bir fark yok. Hani ufak farklar var. Tabii ki şansım vardı yani. Hani o açıdan onu biliyordum. Sadece yani o maç hakkında çok hani o maç olursa düşünecektim. Olmadan düşünmeye başlamak istemedim. Maçta olmayınca düşünmedim hiç yani ne olurdu diye. Peki en çok hangi turda zorlandın? En çok Kojul. Kojul maçı çok zorladı. Yani Kojul'da şey zorlamıştı. Şimdi tabii ki hani 60 yaşına yakın hani 55, 50, 54, 53 yaşında böyle bir oyuncu. 54 galiba tam hatırlamıyorum. Yani neyse. Ses geliyor. Tamam. Kıvanç abi'den geliyor sanırım ama Kıvanç abi bizi duymuyor. Kıvanç abi duyuyorsan mikrofon. Tamam kapandı şu an. Tamam. Kojul maçındaki o hani zorlandığım konu şeydi. Hani bazen böyle çok iyi oynamıyordu. Hani bir galibiyet aldım zaten hemen ilk oyundan. Sonra diğer oyunlarda bir anda böyle seviyesi çok üst düzeye çıktı. Hani ben 2700 bir oyuncu gibi oynamaya başladı. Öyle olunca böyle maçta bir git gel yaşandı. Zaten hani biliyorsunuzdur bir kazanmam gereken bir maça çıktım yani beraber etmiyordu. O yani o maç. O maçın genel olarak o
mental kısmı bayağı gerginlik yaratmıştı. Evet, ama keyifliydi yani. Çok keyifli. Bayağı ben aslında hani genel olarak satrancıma çok faydalı bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Hani turnuvaya katılmadan önceki halime göre çok daha geliştiğimi, bazı hani böyle şeyler gördüğümü hissediyorum. Evet, bu arada ben de benzer şekilde düşünüyordum. Ben de en çok Kojul'da zorlanmış gibi gözüküyordun ama merak ediyordum acaba hangisinde söyleyeceksin diye. Ve kesinlikle bence seviye atlatmıştır senin satrancına. Ki Dünya Kupası'na giden çoğu oyuncu bunu yaşadığını belirtiyor daha önce de. Yani birçok kez bunu şahit olduk. Ve sen çok ilerledin. Yani gerçekten çok tur gittin. Ve Magnus'la bile oynayacaktın. Çok az kalmıştı. O yüzden satrancına da çok büyük katkısı olmuştur. Tebrik ediyoruz. Yani biz gerçekten gurur duyduk. Keyifle izledik. O çok güzeldi. Gerçekten çok keyifliydi yani izlemesi. Hani şey değildi böyle. Nasıl diyeyim, hani 90 dakika top çevirip sonra bir golle yenen bir futbol maçı gibi değildi yani. Hani gerçekten böyle her maç keyif alıyorduk izlerken. Teşekkür ederiz yani böyle bir keyif, seyir zevki yarattığın için bize. Ve başarılar diliyoruz tabii ki. Aa, ben teşekkür ederim. Evet, Kıvanç abi internetin düzeldi mi? Ne durumdasın? Mikrofonu kapalı şu an. Heh, açtı galiba abi. Şu an açtı ama ses gelmiyor sanırım. Yok, şu an seni duymuyoruz. Evet. Yok, duymuyoruz. Şu an Kıvanç abi seni duymuyoruz. Peki Ömer, sana geçelim. Sen neler düşünüyorsun? Geldi mi? Yok, Kıvanç abinin bilgisayarının sesi geliyor. Kendisinin sesi gelmiyor. Şu an duyuyorum da beni. Şu an geliyor abi. Şu an duyuyoruz, evet. Tamam ya, bunlar otomatik değişiyor. Onu demin bir önceki yayında da ondan olmuşum. Ayarını buldum. Şimdi gene gitti abi. Kıvanç abi, biz istersen şey yapalım, çünkü şu an biz seni duymuyoruz. İzleyicilerimiz de bu duymuyor muhtemelen. İstersen molalarda buna bir mikrofona bakmaya çalış. Ben Ömer'e geçeyim. Ömer, ne düşünüyorsun maç hakkında? Abi, şahsen öncelikle Vahap'ı çok tebrik ediyorum. Yani gerçekten inanılmaz keyifliydi. Buradan izlemesi bile benim muhtemelen ondan fazla heyecanlanmış olabilirim. Niye bilmiyorum ama öyleydi yani. Çok zevkliydi. Bir de o ilerledikçe daha fazla şey oldu. Aslında kendisinde de dediği gibi ben Abdus Hattarov falan geçince Ivanchuk'u da geçer diye düşündüm ama Ivanchuk da sağ solu belli olmayan bir oyuncu. Ama yani efsaneydi. Yani Türk tarihinde de bir efsane yazdı. Şu anlık daha iyisini yapana kadar en iyisi bu herhalde. Yani onu söyleyebilirim. Harbiden eline sağlık tekrardan. Onun dışında da maç için yani ikisini, Kıvanç abiyle Vahap'ı izlemek çok keyifli olacak. İnşallah nasıl diyeyim, güzel maçlar çıkar. İnanıyorum güzel maçlar çıkacağına. Öyle yani benim düşüncelerim. Seninle de yayın yapacağız. Güzel olur diye düşünüyorum abi. Diyeceklerim bu kadar. Herkese başarılar. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Şu an sizde bir sıkıntı var. O yüzden daha fazla bu uzatmayalım isterseniz. O yüzden sizi maça yollayalım. İkinize de başarılar diliyoruz. Bizi susturmayı unutmayın. Evet. Şimdi oyuncularımızı gönderdik. Evet. Şimdi size benim sesim net geliyor değil mi bu arada? Benim sesimde bir sıkıntı yok. Herkes duyuyor mu beni? Benimki de iyi. Tamam. Tamam, süper. Şimdi size Mergen Satrancı'nın yeni bir projesinden bahsedeceğim ki birçok yayınımızda zaten söylüyorduk. Mergen Satrancı her gün kendisini geliştiren projelerden birisi. Ve yoğun istek üzerine artık yetişkin eğitimlerini de açtılar. Artık 18 yaş üstündeki yetişkinler de Mergen Satranç'tan eğitim alabilecekler.
Sadece saptanç eğitimi vermekle kalmayıp aynı zamanda yüz yüze etkinlikler, atölyeler ve seminerler gibi sosyalleşebileceğiniz etkinlikler de olacak. Onun dışında şu an ilk defa bu gerçekleşiyor. Bunun için bazı izleyicilerimiz için özel fırsatlar sunuyorlar. Onlardan birisi ilk 50 kayıt arasından 3 kişi finalde yüz yüze oynanılacak maça seyirci olarak davet edilecek. Ve İzmir dışından gelen bütün konuklar Mergen Satranç tarafından sponsor olacak. Yani ulaşımları karşılanacak. İlk 50 kişinin 3 kişi seçilecek. Dediğim gibi şu an web sitesinden de kayıt yapabiliyorsunuz veya Instagram adresinden de iletişime geçebiliyorsunuz. Birazdan linkini de atacağım zaten. Onun dışında yine ilk 50 kayıt için geçerli satranç 365 kodu C ile sanırım. C ile yazılacak. Satranç 365 kodu ile %10 indirimli eğitim satın alabiliyorsunuz. Evet ve zaten molalarda da tekrar detaylarından bahsederiz şimdi. Oyunlar başlamadan hızlıca ondan bahsetmek istedim. Tekrardan teşekkür ediyoruz Mergen Satranca ve bu yeni projesinde de başarılar diliyoruz. Evet, şimdi maçlar yavaştan başlayacak. Başlamadan önce bir kendi platformumuzdan da bahsedelim. Türkiye'nin ilk ve tek satranç platformuyuz biliyorsunuz. Ve her geçen gün kendimizi biz de geliştirmeye çalışıyoruz. Mergen Satranç'ta bahsettiğim gibi. Biz neler yapıyoruz ondan bahsedeyim. Bulmacalarımız geldi ve şimdi bulmacaları çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ağaç kakan tekniği, zamana karşı yarış gibi model özelliklerimiz de gelecek. Ve eğer premium üyeliğiniz devam ediyorsa bu özellikleri kullanmaya devam edeceksiniz. Trendyol'a bahsedeyim. Trendyol'da da yeni ürünlerimiz geldi. Şu an fotoğrafta da görüyorsunuz. Çok tatlı. İki tane kardeşimiz fotoğrafı var. Ömer sen de görüyorsundur. İnanılmaz tatlılar bence. Evet abi. Gördüm onları. Çok yakışmış ürünler. Ve şapkalar görüyorsunuz. Şapkalarımız geldi. Artık Trendyol'da şapkalarımız da var. Ve orayı da her geçen gün geliştiriyoruz. Diyelim ve ikili sunucuya döndüm tekrardan. Sendeyiz. Evet. Abi çok güzeldi. Yani hepsini güzelce özetledin. Harika bir maç bizi bekliyor. Biliyorsun benim Trendyol'a da yükseliyorum. Yani sevdiğim bir platform. Gerçekten kardeşlerimiz de harikaydı. Kıyafetleriyle beraber ışıl 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 diyordu. Şimdi de galiba maça geçiyor muyuz? Evet, geçtik. Beyazlarda Kıvanç abi, siyahlarda Vahap Şanal. Pilidor veya Pirt yapısı olacak. Pilidor oldu. Vahap zaten tercih ediyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şu an ana varyant şeklinde ilerliyoruz Pilidor'da. Meli abi de birazdan katılacaktır. Geldim. Hoş geldin abi. Bilgisayar evet, iyi yaptın. Evet, Pilidor görüyoruz. Vahap arada tercih ediyor bunu. Evet. Bence iyi de oynuyor gerçekten. Yani Vahap'a da zaten iyi oynuyor demeyeyim de. Hani o iyi oynuyordur. O oynuyorsa iyi oynuyordur muhtemelen diyeyim. Evet. Bakalım ama iyi bilmek gerekiyor. Yoksa beyazlar iyi kalıyor. Filidor'da. Evet. Yani doğru. Şimdi E4 alındı. Merkezi açtı. Ve fil F8 gelip at C5 mi gitmeye çalışacak? Ya da A5 sürecek belki bir yerde. Evet. Ama şu an at F5'e böyle izin vermemiz gerekiyor mu acaba? Hem fil F8 gerçi olabilir, evet. Evet, fil F8, at F5'e. Ha, şu an at F5'e at C5 oynar abi, senin hamlen güzel bence de. At F5'e at C5 var. Çünkü E4'ü almak istiyorum ve sonra F5'ler de boşta kalabiliyor. Evet, hızlı bir at C5 geldi. Vezir F3. Hala hazırlık olabilir mi acaba Vahap'ın ki? Olabilir abi bence. Çok muhtemel yani. Şu an yani artı eşit bir konumdur bence bilgisayara göre ama çok da bir sıkıntısı yok Cihan gibi. Hala hazırlık galiba bu arada.
Olabilir. Bu arada yani Vahap hızlı oynamayı seviyor. Hazırlık olmasa da hızlı oynuyor. O yüzden oradan tam emin olamıyorum. Evet. Yani hazırlık ve o yüzden mi yapıyor yoksa? Yazıra 5. Düşünüyor şimdi. Yani aslında basit, oynaması kolay bir konum aldı. Şöyle kaleye 8 yapacak, E4'e basacak. İzin verirse D5 yapacak. Açıkçası fena değilmiş Melih abi. Ne düşünüyorsun sen açılış hakkında? Veya Vahap oynadığı için mi böyle geldi? Yani şu an rahat çıktı, evet. Evet yani olabilir. Ben oynasam muhtemelen F7'ye falan yemiştim bir şeyler şimdiye. Yani uzun süre oynadığı için belki detaylı biliyor olabilir. Şimdi bir açılışı detaylı bilince de kötü çıkmıyorsun kolay kolay. O yüzden senin Benoni gibi diyebiliriz yani. Yani ben bıraktım artık Benoni'ye oynamayı ama arada oynuyorum. Oynadığın zaman çok keyifli oynuyorsun ama. Teşekkür ederim ama şey yani tövbeliyim Benoni'ye. Arada tövbeyi bozup oynuyorum ama çok oynamayı istemiyorum. Galibiyet gerektiği yerlerde tabi risk almak gerekiyor. Evet, Vahap da bu arada Philidor'u galibiyet için oynuyor genelde. Evet. Bence güzel bir varyant. İyi bilinirse. Bu arada şu an D5 yapabilir mi? Yo. Vezir B4 bayağı güzelmiş. Vezir B4 çok iyi bence de. B2 piyonuna sarkıyor. Hem de D4'ü istiyor. Evet. Açıkçası şu an galiba piyonu vermek zorundayız gibi herhalde. Şimdi B3 sürebilir mi? B3'e E4'ü alamıyor muyuz abi? Ha, en son D6'yı mı alıyoruz? Evet, en son D6 boşta kalıyor mu? Kalıyor sanki, değil mi? Aslında kaleyle alabiliriz ya herhalde. Kalmıyor herhalde ya. Evet, Kaleyle alıp D6'ya fil D6, kale D6'ya kale E1 ara hamlesi var, evet, değil mi? Çok güzel. Zaten Vahap bunu görmüştür muhtemelen. Evet. Peki bir dakika. Şimdi, kale E4'de C3 var mı? Vezir B3 alıyor abi. Bu sefer de D1'deki kale istedikte. Güzel. Güzel. Evet. Burada şunu söylüyorduk. Fil çarpı D6. Fil çarpı D6. Kale çarpı D6. Eğer vezirle alırsa E4 boşta kalıyordu. Ama almıyor. Kaleye bir ara şah verip sonra kaleyi alıyor ve bu feda olmuyor o yüzden. Vahap da bunu gördü ve E4'ü aldı. Vay vay vay. İşte satranç 365 bulmacalarını çözerek siz de bu hesap gücüne sahip olabilirsiniz diyor muyuz Melih abi? Evet, yani hedefimiz, amacımız o. Umarım faydalı oluyordur ki taktik sorularımız tamamen ücretsiz. Siteye gidip üye olup şey yapabilirsiniz derken C3, vezir B3, fil D6. Fil D6 böyle. Yani herhalde biraz karıştırmak mı istedi Kıvanç abi acaba? Olabilir. Yani mantıklı gözüküyor şu an. Hani başka pek bir şansı yoktu. En azından bir aktivite sağlamak. Aynen. Istedim. D5 oynasa muhtemelen o kaleyi sökemeyecektik biz. Evet. 16'sını. O yüzden biraz karıştırmak istedi. Bu arada Bekdişan Kuliyev tekrar aramıza geldi ve katıl üyesi oldu. Daha önce de olmuştu. Şimdi tekrar katıl üyemiz oldu. Teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan. Evet, bu arada 400 kişi üstüne çıktık. Beğeni istemedik hiç. Biliyorsunuz beğenilerle büyüyoruz. Ve sizin desteklerinizle daha çok kişiye ulaşıyoruz. Ve kanal gittikçe büyüyor şu an. Sanırım 45.700'ü de geçtik. Daha yeni 45.000'lik. Evet. Değil mi Ömer? Daha yeni. Evet abi, göz açıp kapayıncaya kadar. Evet, 3-5 gün önce duyurusunu yaptık daha. Bir anda 700 kişi daha geldi. O yüzden herkese teşekkür ediyoruz bunun için de. Evet, herkesin eli dert görmesin. Ne güzel, aktiviteler yapılıyor tabii. Aslında hak edilen daha da fazlası. İnşallah o da olacak Melih abi. Evet, umarım. Bakalım. Şimdi Vahap düşünmeye başladı. Çünkü hani burada mesela A4'ü alsam mı diye bakıyor ama alıp kalede 8'ler mat olabiliriz. Burada ne oynamak lazım acaba?
Evet, ben de onu düşünüyorum. Hani rakibe en az şansı veren varyant hangisi acaba? Ki Vahap da onu düşünüyor muhtemelen. Ben olsam mesela şey yapabilirdim ya herhalde. Vezire 6 oynayıp fil F8'e kaleye 1 falan yapabilirdim. Ama Vahap onu şey yapmadı. Şu an hızlı hızlı oynandı burada. Acaba Vezire'nin sonunda berabere şansı olur diye mi gitmek istemedi? Yoksa güzel varyanttı senin söylediğin aslında. Hatta evet, şey, belki de en iyi varyantı söylemiş olabilirsin ya. Çünkü şu an onun kalesi aktif, bizim kalemiz pasif. O yüzden ben senin varyantı çok beğendim. Vezir E6 ve sonra evet, kale. Şöyle bir şey hesapladım Melih abi. Fil F8 kaleye direkt şah H2 mi oynar diye acaba? Sonra işte şah F8'e ama olmayabilirmiş. Bilmiyorum, tam şey yapamadım. Kale falan içeri dalar mı diye korktum da o yüzden. Evet, ama şu anda da çok net bir galibiyete gidiyor herhalde. Evet, yani, galiba. Gidiyor gibi. Mesela şu an yani A3'e ne var? A3'e ne var? Kaleyi alıyor. B8'i istiyor, pardon. Ay, fikrim evet. Şeydi. Kale B5'e vuracaktım, sonra A2 sürecektim. Vay çünkü vay. Kaleye bir şah çekip A1 vezir istiyorum ama tabii E8 boştu. Güzelmiş bu arada. Evet, ama tabii şu an E8 istekte. O yüzden olmuyor. Şu an acaba azaldı. Burada bir şeyler yapmak lazım da kaleyi nereye koymak lazım? Kaleye bir şah. Yani Kıvanç abi aslında fena şans yakalamadı. Bence de bence bunu şey yapar, tutar gibime geliyor. Kesinlikle. Kıvanç abi bu konuda zaten en iyi özelliği bence Kıvanç abinin. Evet, olabilir. Şu an kale E5 hoşuma gitti benim. Hem F5 karesini tutuyor, hem vezir D5 istiyor gibi. Kale E5 güzel gibi geldi bana açıkçası şu an. Kale E5, vezir B1'i tercih etti. Aa, bu da çok güzelmiş. İzin verirse vezir E4 falan mat yapacağım. Ama mesela kale B5'e kale G1. Şah H2, vezir F1 falan mı acaba? Şah H2, kale H1 mi? Ama o kazanç olmaz herhalde. O olmayabilir abi, evet. Kale G1 muhtemelen şah H2'ye vezir F1 oynayacak abi. Ama vezir F3 tutuyor. Bir de onlar çok riskli değil mi artık? Hani bence de öyle. Kale B8, vezir E4, vezir F3 bile gelebilir oradan. Evet, kale B5 geldi. Senin dediğini yaptı. Bu kazanç mı? Tamam, kazanç mı? Vallahi kazanç gibi şu an. Beni ikna etti. F5'ten sonra ben de ikna aldım bu arada. F5 çok iyi. F5 çok aktif hamle. F5'ten sonra ikna aldım. Evet, ben de. Şimdi vezir C2 de çok güzel hamle ya. Vezir C5 de güzel. Vezir C5 de güzel hamle. Yok, ben emin değilim şu an. Evet, şeye döndüm ben. Gibi izliyor muydun abi? Gibi'yi biliyor musun be ya? Biliyorum da izlemiyorum. Orada İlkan var, her şeye çabuk ikna alıyor. Ben onun gibiyim şu an. Şimdi hamle yaparsa direkt onun tarafına geçiyorum yani. Evet, arada sahnelerine denk geliyorum bu arada. Şu an zor da bir konum aslında, ama herhalde kazanç oldu mu A3'ten sonra? A3 sürmedi. Bu da iyi. Tercih etti. Evet, vezir C5. Vezir C5'e ne yapacak? Evet. Şimdi vezir ne yapacak? Şimdi ne yapacak? Vallahi. Şimdi A3 sürecek artık. Evet evet. Ya işte gerçekten harika oynuyor. Gerçekten şöyle yani mest oluyorum. Vezir B1 A2 uf. Evet, evet. Bayağı güzel oynadı gerçekten. Teknik nedir? Nasıl gösterilir? Glee Brun Sand'dan. Blue Green Sand'dan görüyoruz. Çok, çok teknikti gerçekten. Çok güzel bir galibiyet kazandı. Vahap. Mesela o kale H1 oynuyor. Biz orada düşünüyoruz. Adam o şemayı kurmuş oluyor Melih abi. Üzücü evet. Değil mi? Evet. Ben önerdim ama kabul etmedin.
Sevmedin benim. Evet, aklımı. Benim suçum. Bana yazar o. Hayır, benim ben söyleyince kabul etmedim. Vap oynayınca aa iyiymiş dedim. Evet. Evet abi. Ben biliyorsun bu şey şakasını. Hacı vurunca tamam. Biz evet. Vurunca aa. Aynen öyle oldu. Bu arada B3 geldi o alttan da. Ha böyle şeyleri de seviyor zaten. F3, G3 falan. Bence çok da iyi de oynuyor. Evet. Ki bir ara yani çok yükseldi bu açılış sayesinde. Açılış dediğim setup mı diyeyim artık? Açılış yerine. Setup diyebiliriz evet. Bu çünkü teorisi böyle çok olmayan yani. Evet. Önce B3'te de başlarsın. Melih abi sen de böyle şeyler tercih ediyorsun ara ara. Oynuyorum oynuyorum. Bayağı oynadım. Hatta oynamaya da devam ediyorum yani. Ben de böyle bazen evet. Hani çok teori oynamayayım. Biraz daha oyun gücüme kalsın dediğim yerlerde bu tarz şeyler tercih ediyorum. Evet. E4 alınsaydı en son G7 boşta kalacaktı. O yüzden almadı. Şu an vezirimle E2'den A3. Buna işte mesela direkt A4 B4 karesini verdiği için A3'le tutuluyor genelde burada konum. Evet. Sevgili izleyici severlere de şey yapayım. A4'e B4 sürmek istiyor beyazlar tabii. Evet. Sanırım senin sesin biraz fazlaymış Ömer. İstersen çok azıcık azalt. Tamam hemen azaltıyorum ben. Ben de o sırada yorumlayayım. Şimdi burada birkaç fikir var. Atı E5'e koyup Şah1 F4 de deneniliyor. Bakalım hangisini yapacak. E5 de sürülüyor bazen ama E5'i ben çok sevmiyorum genelde. Atı E5'e koymak daha hoşuma gidiyor. Daha sonra şu an nasıl? Melih abi. Daha iyi herhalde. Büyük ihtimalle daha iyidir. Evet. Evet H3 geldi. At B'deydi. Bakalım şimdi nasıl geliştirecek pozisyonu. Belki de at H4 gidip F4'te sürmek evet. istiyor olabilir. Evet mantıklı. Bence at H2'den gelecek. Oo A4 B4. Bu şu an iyi. Muhtemelen C5 yapmak istiyor Kıvanç abi. Evet büyük ihtimalle ondan yaptı bunu. Peki şimdi nasıl karşılık verelim beyaza? C4 nasıl olur burada? C4'ü düşüneyim hemen bir. Yani çok pozisyon C4. Olarak çok şey bir karar ama riskli bir karar ama iyi de olabilir bir yanda. Evet. Ama G4 çok ilginç geldi bana bu fikir. Ama güzel duruyor. Direkt G5 oynayacak gibi yani neredeyse. Evet oynadı. Ben de bir tane hamle bilebildim sonunda. Ama mantıklı bu arada. Of karışıyor bura. Bura karışıyor. Evet. Burası karışıyor ama sanki beyazlar daha iyi gibi gözüküyor. Evet senin sesini biraz daha kısabilir miyiz diye bir şey var. Çok az daha kısa istersen. Evet, kısayım. Abi o da aslında izleyici de kısabilir. Demek ki ne kadar kıstıysa gene yetmiyor. Hayır. Belki aramızdaki ses farkı vardır. Evet. O yüzden. Bir tanesi de şey yazmış. Böyle, Melih 3 nokta. Sesin az çıkıyor. 6 nokta. Soru işareti. Şey sevgilimden trip yerken gibi olmuş biraz ama tabii o kadar olur. Evet gerçekten şu doğallığın beni benden alıyor ya. Evet. Wow, D4'e kale A1 ara hamlesi geldi. Evet güzel. Gidecek mi fil şu an direkt? Bu düşüyor mu ya böyle fil? Evet bu kadar kolay mıydı? Bu kadar kolay mı gerçekten? Şakasız. Hiçbir şey demeden düşüp gidecek mi şimdi bu? Ben önersem kabul etmezdin. Vahap yapınca evet. Düştü mü diyorsun şu an? Evet abi. Vallahi güzel düşürdü ama. İşte yani. Acaba at D5 diyecektim tam. Karıştırır mı ortalığı? Şu an vezir G5. Aa fil B7 mi var bir de? Acayip. Evet. Valla karışıklıkları çok iyi yönetiyor ya. Gerçekten evet. Acayip ama yani. Bir şey değil mi? Ben şu an şeyi hissediyorum biraz bu hafta. Dünya Kupası'ndaki o
sıcaklık duruyor yani. Eli sıcak hala bence. Evet evet. Yani kesinlikle abi. Ya hep öyle olur ya, bir iyi turnuva oynarsın. Tabii Dünya Kupası'na katılmadım da. Yani ama şey olur ya, iyi bir turnuva oynarsın, bir böyle aydınlanma yaşarsın sanki. Öyle hissediyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, bir de Dünya Kupası'nda oynasam ne olur acaba? Evet, Dünya Kupası'na katılan işte yorumlarda da söylemiştim. Birçok oyuncu aydınlanmayı yaşıyor. Evet. Valla şu an net taş önde. Yani 1-2 piyon verse de bir sıkıntı yok. Evet, şu an bir piyona taş değil mi? Bir piyona taş. Evet. Yani çok güzel. Yavaş yavaş gene taş öndeyken nasıl oynamalıyız videosunu hatırlayarak ona uygun hareket edecek diye düşünüyorum. Kesinlikle, ki şu an anlattıklarını uyguluyor. Taş evet. Değişti. Bunlardan birisiydi. Şu an fila 3'ten sonra da fila 3 kale A8 var sanırım. O yüzden oynamak istemedi. Ha, evet. D4 mi yapacak yoksa? Kale C1 dedi. Ata A4'e fila 3 değil mi? Evet. Ata 4'ü görmedi mi acaba? Yok, görmüştür ya. Yok, görmüştür ya. Oo, bir dakika. Yalnız evet. Biraz daha piyon değişilirse eşitlenecek gibi ama yani tabii olmaz muhtemelen. Ama daha demin rahat rahat diyordun ki 1-2 piyon gitse de bir şey olmaz işte şimdi. Evet abi. Ben bu kadar güveniyorum işte babama. Konuşması kolay Meli abi. Bekara karı boşamak kolay derler. Ben de diyorum bol keseden. Evet, benzetme çok öğretici oldu. Değil mi? Küçük kardeşlerimiz izliyorsa şu an bayağı öğrenmişlerdir bu cümleden. Özür diliyorum o küçük kardeşlerimizden eğer uygun bir örnek veremediysem. Hatta iki kale E3 mü? Kale C7 mi? Kale? Evet. Şu an... Kale nereye? Kale C8. Bence doğru ya abi. O kale ne olur ne olmaz yani. Ama şimdi beraber olur mu sence bu? Olmaz yani. Bunları Kıvanç abi beraber yapıyor bir şekilde bu arada. Ama ben işte burada... karşıdaki de Vahap. Ya tabii ki farkında yani. Biliyorum. Evet. Ama yapıyor bir şekilde. Şimdi şeyleri anlamak da zor değil mi? Ne, kim neyi değişmeye çalışıyor, kim neyi değişmemeye çalışıyor? Evet. Ya bu mesela beyaz fili kesmese miydik acaba diye bir düşünmedim değil. İşte ben de anlayamıyorum tam. Ne oluyor? Oo, bir dakika. Bu çok güzel hamle ya. Peki at H3 at F2'den sonra bir at fil matı görmemiz yok mu? Sarar. Sarar. Kesinlikle. Oyna Kıvanç abi. Bakalım yapabiliyor mu at filmatını? Görelim hep beraber. Aynen. Tam da denenecek rakip yani. Aynen. Deneyelim bakalım. Vahap at fil matını çalıştı mı acaba? Vahap at fil matını en son 15 yıl önce çalışmış olabilir. O yüzden belki de yapamaz. Bu arada artı bir saniye çok kolay olmayabilir Ömer. Evet. Evet abi, de ben yani muhtemelen çok hızlı yapar gibi. Galiba Kıvanç abi vuracak. Bu arada vurdu. Güzel. Güzel. Oy. Evet güzel arkadaşlar gibi. Şu an bir at fil matı tutorial var. Evet, gerçekten at fil matı tutorial izleyeceğiz. Tabii gelir değil mi oraya? Yani gelmeme ihtimali var mı? Piyonların düşmeme ihtimali var mı? Düşer. Şu an mesela şeyi bağladı abi. Varyant hesaplayarak cevaplamıyorsun. Vahap olduğu için düşer diye geçiyorsun.
şu an şey uzaktayız ya bir tık. O yüzden tam varyantı şey yapamadım da düşer diye geliyor. Yıllar önce mi ne Süper Lig'de Melih abi hatırlarsın belki yapamamış mıydı bir sporcu kadın masa olabilir? Abi şey muzcuklardan birisi yapamamıştı diye hatırlıyorum ben. Ben Çinli biri diye hatırlıyorum niyeyse. Hayır hayır Süper Lig'de değil. Ha Süper Lig'de mi? Ha şeyde dışında olabilir. Bu arada yani mesela şu an düşürdü. Çok an güzel beyaza koydurdu hepsini. Tık tık tık. Evet şimdi başlıyor tutorial. Terk etmesin ama Kıvanç abi. Evet tabii canım yani terk ederse inanılmaz üzülürüm bu arada. Almadı piyonu. Almadı. Hadi başladı. Sayıyorum ben. 1. 2. Neyi sayıyoruz abi? 3. 50 hamle. Onu abi Lichess otomatik yapıyor ya. Boş ver. Şimdi önemli olan doğru köşeye götürmek arkadaşlar burada. Doğru. Onu anlat evet. Güzel bir tutorial. Evet. Sen de anlat ki öğret, daha öğretici olsun. Bunun kuralı Fischer kuralı diye geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hocaların hocası öğretmişti bana da zamanında. Burada yavaş yavaş şahı köşeye sıkıştırıyoruz. Önemli olan şahı burada işte şey yaparak şimdi köşeye sıkıştırdıktan sonra Fischer kuralını uygulayacağız. Şu an köşeye götürüyor Vaha. Şu an bu ters köşe aslında mat yapamayacağımız köşe. Evet başlıyor. Şimdi fili A7'ye koyacak bundan sonra. Doğru köşe H8 köşesi. Oraya doğru gidiyoruz. Evet. Yani buradan da Kıvanç abiyi tebrik ediyorum. En azından şey yapmadı yani. Hani salmadı. İnsanlar görsün diye. Şimdi at E7 gelecek. Bu işte fikir. Şahı kaçırtmıyoruz. Bu biraz teorik aslında. Evet. Şimdi doğru köşeye götürüyoruz. Bu arada en zor kısmı burası bence. At fil matının. Şah tam kaçacak gibi oluyor. Ama kaçmıyor. Evet. Bu böyle miydi? Bu arada yani bence böyle değil. Ama bir dakika yine oldu bir şekilde. Ya olur olur. Doğru olur abi. Amaç burada köşeyi kıstırmak olduğu için şu an şahla yaklaşıyor. Dur dur bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu direkt bitiriyordu. Hatırladım şimdi. Evet. Böyle bir tema da var. Böyle bir tema da var. Bu çok bitirici bir tema. İki hamlede mat oldu zaten şu an. Müthiş. Bravo. Bravo. Çok güzel. Bravo. Çok güzeldi. Tebrikler. Güzel öğretici oldu. Kıvanç abini terk etmemiz de çok iyi oldu bence bu arada. Öğretici oldu yani herkes adına. Evet evet güzeldi bayağı. Ama ben sana dedim abi o piyonlar düşer diye düştü harbiden. İyi de sen VAP'a güvenip yapıyorum yapıyorsun ki pozisyona şey bakmadan. Abi yok sen de olsan derdim ben. Düşürürsün. Teşekkürler. Sen abi de olsan düşürürdün piyonları ama at film atı yapamazdın diyorsun. Yok yok abi sen çok fena yaparsın hızlı hızlı. Evet bu arada 721 kişi olmuşuz. Herkese evet. Teşekkürler. Beğenimiz kaç olmuş bakalım. Şöyle bir tane de o like tuşuna böyle çık atarsanız çok da güzel olur. Vahap'ın bu güzel at film atına yakışır bir şey olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bu at film atına bir beğeni gelir herhalde artık gerçekten. 245 beğeni şöyle bir 400'ü görelim bence hızlıca. Bunun da bence Melih abi şortlu gelebilir ya. Şey at film atı. Aynen. Gelir bence de güzel olur at film atı. Short tutorial. Bir dakikada at film atı nasıl yapılır? Evet. Onu zamanında denizler falan 0 saniyede yapıyordu. Ama aynen. Bu da güzel. Yani. Deniz çok iyi yapıyor bu arada. Evet evet. Ona da selam olsun. O da buradaydı daha demin. Gelirler belki birazdan. Işık ve Deniz de burada. Aa çok iyi. Eğitim serisi çekimleri var burada. Işık, Deniz. Yarın Mert Erdoğdu gelecek. Burası tam bir... Şampiyonlar Ligi. Aynen. Panayınır'a döndü bir anda. Evet. Şimdi şeyden geldi galiba bu. Katalan'dan geldi. Şimdi normalde şah kanadındaki piyonları tabii ki bu kadar açmıyoruz. Yani Vahap ne yapıyor diyebilirsiniz. Ama şu an şahın önünü açmadan rakibimize saldırı yapabiliyoruz burada. H piyonu yedek forvet diyordu Meis Hoca. Yedek forvet gibi oyuna giriyor. İleride belki bir H3 yapacak. O fili öldürecek. Veya belki alıp
At G4, Vezir G5, Vezir H5'ler yapacak. Böyle planları olabilir. O yüzden burada H5, H4 merkez kapalı olduğunda rahatça yapabiliyoruz. Evet, şimdi ama taşlarını gelişiyor. Saldırıya hazırlık yapıyor. Kenar forvet diyordu bir de. Ha, kenar forvet. Ben ne dedim? Yedek forvet. Yedek forvet. Aynen. Kenar forvet. Ha, kenar forvet. Evet. Yedek forvet. Nereden çıktı o acaba ya? Ömer, bu arada sen sesini kısmıyor olabilir misin? Hala açık diyorlar sesine. Bir bakayım abi ben. Bak, Discord'un ayarlarında ses ve görüntü yok, var. Biliyorum abi, biliyorum. Ama dur, şeyden kısacağım ben senin için. Hayır, bak, o ses ve görüntü önce bir sıfırla, çalışıyor mu önce bir onu anlayalım. Tamam, ben konuşacağım ama duymayacağım beni, tamam mı? Tamam. Böyle bir deney yapacağız. Konuş bakalım. Duyuyoruz Emre, nasıl? Kulaklarımız çınladı. Duymuyoruz, duymuyoruz. Tam çalışıyor, çalışıyor. Oradan ayarlayabilirsin. Duymuyorduk daha demin. Yok, duymuyor. Oğlum, hoşuna gitti herhalde, biraz eğleniyorsun bizle. Yok, doğru mu şu an abi? Şu an nasıl? Evet, tamam, şu an geldi. Konuş bir. Konuşuyorum. Tamam, şu an daha iyi sanırım. Cihaz kötü demiş. Olabilir. Yani yeni bakıldı ama işte bazen yapıyor böyle ya. Benim teknolojik aletlerle aram kötü, ondan olabilir. Bana birini hanım sattı bu ama bilmiyorum ki. Mesaj ama. Tabii ki de. Evet, öğrenci hoca, ikisi de. Kesinlikle. Evet, bu arada maça dönecek olursak beyaz fili aldı. Vahap. Evet. Ve Kıvanç abi de dedi ki al F1'i. Ben senin piyonlarını toplayacağım. Evet. Kalite fedası yapacak herhalde. At D6 mı gelecek? At D6 gelecek. Ya şu an ama şu H3 fili çok kuvvetli değil mi? Melal sence de. Bence de çok kuvvetli. O yüzden zaten F1'i bırakıyor ya. Çok güçlü, evet, olduğu için. O yüzden bir kalite fedası geldi. A3 fili şu an korunuyor. O yüzden açarak bir şey yapabiliyor muyuz? At F5 istiyoruz değil mi şu an? At F5 istiyoruz. Vezir A6 çok güzel. Şimdi H4'ü alsak mı? Almasak mı? Ne yapsak? G4 değil mi? Yani Vezir H4'de kale D6 var. O at D7 bu güzel, at C5'e geliyor. Ama Vezir E4'e gelecek. At C5'e nereye gelecek abi? At C5 geldik, tamam. Ha. Şimdi Vezir D4 oynasak. Evet. Acaba at C5'ten önce H4'ü mü alsaydık vezirle? Ha, ona vezir E4 gelebiliyordu at C5'in yüzü gelmediğimiz için, doğru. Evet de ama sanki ona gidebilirdik ya. Bilemedim de. Değil mi? Bu. Evet. Bunu bilmiyorum ben de. Şimdi. Şimdi işte kalite öne geçti. Biraz da piyon yapısı kötü Kıvanç abinin. O yüzden daha kesebilirim dedi herhalde taşları. Evet. Şimdi peki beyazla ne yapmak lazım? Beyazla ne yapmak lazım? Zorlaştı biraz sanki. Evet. Yani siyahın konumu iyi. Aslında mantıklı şu an bence fili C5'e koymak gitti. Güzel, hoşuma gitti yani benim. Ama şimdi mat olmayalım Vezir H3 falan ya. Vezir E2 veya. İşte bu, bunlardan çekiniyordum bayağı. At D1 mi oynayacağız? Başka hamle yok sanki. Oo, taşlar çok kötü. Kale E4, kale G4 falan da yapabilir. Kale C8 de yapabilir. Kale E4 sanki güzel. Hoşuma gitti. Ama kale C8 yaptı. O da güzel. Bu tarz durumlarda Vahap her zaman şunu uyguluyor. Her zaman demeyeyim de, yani genelleme yapıyorum tabii ki. Çalışmayan taşına oyuna girmeyi daha çok seviyor. O yüzden evet, hani kale C8 ile kale E4 arasında kaldın ya. Kararsız kalınca diyor ki çalışmayan taşıma oyuna gireyim. Çünkü E8'deki kale yine biraz çalışıyor. Mantıklı. Çok mantıklı bence. Evet. Şimdi kale dur, yap artık. Beni de kırmasın dedim. Yani kalite önde, şah zayıf, kompanse yok. Muhtemelen gerçekten Vahap çok üst seviye oynuyor ya. Yani Kıvanç abi
sebepten dolayı değil ama şey gerçekten güzel oynuyor yani. Kıvanç abi de bir puan alsa belki daha şey olabilir, rahatlayabilir ama of of of. Kaleci 6 vezir düştü. Vezir de 8'e de kale 8. A4 tek hamle mi? A4'e de vezir F1 vurur kesin. Oo, vezir F1. Aa, bir dakika, kale F1. Yani yine tamam. Vurabilir. Evet, vurdu. Şimdi E3'ü de alacak ondan sonra. Ve terk gelecek mi? Yok, gerçi atı kaçabilir ama çok kötü konum ya. At E4 de gelecek. At E4 de gelecek. Fil E5 aldı ve terk. Ya mümkün olduğunca taşları kesiyor. Gene güzel bir oyun geldi. Tebrik ediyoruz. Kıvanç abinin yani bir an önce puan alırsa tabii iyi olur. Ama gerçekten daha kuvvetli oynuyor. Yine bir B3 görüyoruz. Evet, satranç 365'e analiz özelliği ne zaman gelecek diye bir soru var. Onun için çalışılıyor şu an. Analiz motoru gelecek. Onu belirteyim. Adım adım geliştiriyoruz işte. Sizlerin de desteğiyle. Hızımız biraz desteğe bağlı aslında. Kesinlikle. BA4 aldı. Oo, BA4. İlginç tercih. Evet. Vezir S8 ile piyon almaya çalışalım mı böyle? At B5 oynar muhtemelen. Gene bence at B5 oynayacak. Ama atı C5'e geliyor bu sefer. Ha, gene geldi. Bir de mesela Vahap'ın şeyleri var. Böyle mesela BA4 hiç almazsın diyorsun ama alıyor falan. İlginç yani, yapılara okey olabiliyor. Değil mi Melih abi? Evet ama doğru mu? Yani şu an emin değilim yaptığı. Yani evet. Düşündürücü. Bence yanlıştır bu arada yaptığı şey. Sadece bunun Kıvanç abi bunun kanıtlaması gerekiyor. Evet. O kanıtlama kısmı da kolay olmuyor tabii. Kesinlikle. Şimdi D3'e at C5 gidecek herhalde. Atları kesmeyecek. Fil D3'e ne yapacağız? Derken yaptı o da zaten. Fil D3 geldi. Fil D3'ten sonra açıkçası... Fil F6 yok mu? Fil F6 evet. Çok güzel. Fil F6, at E4. At E4'de fil B2 ile başlayacak herhalde. Evet. Kale ve 1 yaptı o da. Sonra da E4 alıyordu. E şimdi artık E4'ü korursa ya da evet, E4'ü kale 8 ile mi? Evet, kale 8 gayet güzel. Aa, at C3 aldı. Bunu da alıp A4'ü alacak. Bir dakika, BD boştu. Şu an BD'yi koruyacak. Evet. Ama BD'yi koruyunca da bu sefer A5'ler gelecek ve o piyon zar zor düşecek. Değil mi? Kesinlikle. Yani ne yapmak lazım? Şu an A4'ü alıp A2 alsak muhtemelen kötüdür. O C6'da kalacak. Öyle bir tercih yaptık Kıvanç abi de. Ama muhtemelen C6 piyonu biraz rahatsız edici galiba. Siyah açısından. Kale A2.
Yani at sıkışabilir Meli abi kalebe birden sonra falan. At mı sıkışabilir? Nasıl yani? Sıkışabilir dediğim şey yani. Mesela şu an kalebe bir oynasa. At D'ye diye. At D'ye diye. Acaba file F6 alıp mı oynasaydım? Gerçi sıkışmıyormuş evet. Sanki kalebe bire şey olur gibi böyle vezir F5 falan at D'ye diye. Ha at D'ye diye vezir F5 güzelmiş bu arada ya. Vezir F5 oynayabilirim sanki. O file F6 aldı direkt. Vezir B3 mi yapacak yoksa sonra? Evet. Vezir B3 geldi. Kale A8 tek hamle mi? Galiba. D4. D4 işte. Ve bu evet. Çok güzel, güzel oldu. Patladı, değil mi? Beyaz için. Evet. Karsbak yani sanki tipik bir D4 konumu oldu böyle. Karsbak yapısı. Evet. Ve C6 zayıf. AT5. AT5 de geldi. Çok güzel. Vallahi Vahap çok gerçekten tekniği güzel gösteriyor ya. Yani of bir de atı C5'e mi getireceğiz? Bir tane G3 buralarda faydalı oluyor. Ama hemen sürmemize gerek olmayabilir tabii. Kale C1 ile başlayabiliriz aslında. Sanki kale C1 hoşuma. Kale C1'e kale B8 oynayacaktı. Evet. Ama bu vezir B4 çok güzel ya. Şimdi atı da çaresiz bırakıyor bir başına. Eğer alırsa at B4 alacak. D7'deki at yapayalnız bir başına. At B8 rahatsız edici olur dedim ama evet. Bu kadar kolay olmayabilir bu arada. Of, G4 de çok güzel ya. Yani niyeyse güzel gibi geldi G4. Şimdi yok çok at... güzel. Sadece her hamlede böyle bayılıyorsun ya. Kale B1'den sonra bu arada evet. Piyon düştü herhalde. At D5 istiyor. At kale A8 dönecek herhalde sadece. Ona da at D3, kale B7 falan. Of. Yani kale A8 sonra pozisyon ne yapacak? Şahı mı çıkacak siyahlar? Çünkü hamle yapamıyor ya kale A8'den sonra. Aynen. Ama karıştıracak bir şey de yok ki konumda. O kadar evet. Sabitlendi ki her şey. Kale A8 tek. Sonra belki şah F7. Ha direkt piyon düşüyormuş. Evet de ben mesela burada at D3 oynamayı tercih ederdim. Kale A7'ye düşüyor mu piyon? Kale A7'ye düşüyor mu? Düşüyor. At C6, kale C7, at E7, kale E7, kale C8. Üf. Çok iyi. Bravo. Evet. Geldi. Bakalım Vahap bunu görecek mi? Bu arada şöyle. O son konum kazanç mı peki? İşte onu merak ediyorum. Yapmadı Vahap da. Yapmadı. Büyük ihtimalle kazanç değil diye yapmadı. Çünkü bunu at D5 ile de gidebiliyormuş bu arada Ömer. Evet. Biz niye harbi sadece şey yaptık? Ama niye o zaman kale C1 yaptı ki? Bir dakika ama şimdi o piyonu... Ha şimdi girecek. Bir tane yaklaşayım dedi şahla. Ya mantıklı aslında. Bir hamle daha yaklaştı. Evet. Abi kazançtır muhtemelen. Niye kazanç olduğunu da söyleyeyim bence. Çünkü E4'ten sonra sanki bir 4'e 3 değil de 3'e 3 bir tane merkez piyonu varmış gibi kalıyor. Bu da yeterli diye. G4 önemli bir detay. Bu H4 H5 de aynı şekilde. Güzel. Yani siyahlar G6 H5 koyabilseydi biraz daha zor olacaktı beyazın kazanması. Evet. Tabii şimdi bayağı alan kazandı. Şimdi şah F4. Bence şah F3-E4 yapalım. Sonra şah da F5'e yerleştirelim. D5 sürelim. H6 çok aceleci bence. Yani H6 şimdi şey demeye de korkuyorum Meli abi. Aceleci desem Vahap şimdi yenecek sonra aceleci olmadığını göreceğim. O yüzden onu derken de çekiniyorum. Ama
Ben de mesela şah F3'e 4 yapardım. Niyeyse bana öyle geldi yani. Şah F5'e yerleştirip konfor gibi geldi o konu. Hani neden aceleci bir yandan biliyor musun? Çünkü siyahlar H6 sürmeyecekti. Çünkü H6 sürerse o piyon düşer. Hani kaleyi aşağı indiğimizde H8'e ya da işte şah çekip H7'ye indiğimizde o piyon düşerdi. O yüzden biraz aceleci olabilir mi? Şahı geri döndü. Aa, hamlesiz bıraktı. Uyuturum. Kale de 6. Niye kale de 6 yapmadık? Kale de 6'ya ne vardı abi, ben anlamadım. Ha böyleli. Kale 8 mi? Kale G8. Kale G8. Kale G8. Kale G8. Valla güzeldi ama sanki hızlı bitiremiyor muydu acaba? Kale yedi. Evet. Pat var mı? Pat çıkar mı? Bir dakika. Ah be. Ha, bir an abi korktum. Pat denemesi olsaydı orada güzel olurdu. Ama C6 evet. Karemiz her zaman hoş olacak, değil mi? Evet. Ya şeyden dolayı bilmiyorum ya. Sanki orada kale D6 falan ama tabii Vahap böyle de kazanıyordu ya. Kale G8, kale G7 de sanki kazanıyordu gibi geldi bana. Bakalım yine bir Philidor geldi. Philidor B3 hazırlanmış herhalde. Mesela sence şu an abi Kıvanç abinin şey değiştirmesi gerekir mi? Açılış. Yani Philidor'un içinde bir şey değiştirebilir. Yoksa mesela bunun gibi. Bence şu an doğru bir strateji bu. Evet. İçeride bir şey değiştirmek lazım. Yoksa komple Philidor'a girmeyeyim gibi bir şey bence çok mantıklı değil. Çünkü Philidor evet, o kadar iyi bir açılış değil. Doğru. Şu an file 1, file 8. Ben aslında Philidor yapılarında böyle B3, fil B2'li şeyleri seviyorum. Evet. İyi yani oldu. Niye hoşuma gidiyor? Şimdi mesela böyle hızlı sürerse Philidor'da nasıl bir fikir uygulamamız lazım? Beyaz açısından, siyah açısından. AT5 acaba doğru bir fikir miydi? Onu düşünüyorum. AT5. Evet, olabilir abi. Ama sanki Vahap şey yapmış gibi. Yani biraz belki B3'lü yapılara AT5 mi acaba oynanıyor diye hızlıca oynadı. Olabilir. Ama şu an oynaması çok zor oldu siyahla. Evet. Ne yapmamız lazım acaba? Mesela sen bir fikir görüyor musun abi? Ben şu an göremedim fazla. Vezir B6'ya file 3 var. Vezir A5 mi acaba? Ama filde 2'ler mi var? Vezir B6, file 3, vezir A5 olabilir mi? Olur. File 2 mi oynarız ona da acaba? Şimdi filin belki uzakta mı kaldı? D5 geldi. Ama sanki böyle bir şey gerekliydi gibi ya. Bir dakika, kendi de rahat edemedi sanki. Şimdi bu şah G1'de olduğu için biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü fil C5 ile başlayacak herhalde şu an. Fil C5 ile fil E3 geleceğiz herhalde. Sonra mı at D7? Oh. Aa. Yo, at E4 gitmeye çalışıyordum da. Oh. Şu an galiba fil D2 at E4 var şu an. Sanki. Bu hiç hoş olmayabilir. Şu an AT4 var mı? Var. Bence. Bence de var. Var. Vahapi Shooter Seer yapıyor.
Vahap Schotter. Bir tanesi Vahap Nus Şanal Risen yazmış abi. AD4 niye oynamadı Ömer? Evet abi onu düşünüyorum ben de. AT4 bir şey mi kaçırıyoruz acaba? Bence kaçırmıyoruz. AT4, D4, Vezir E3 falan mı? Ama Vezir alıp alıp C5 var. Evet alıp alıp C5 var. Ben de onu gördüm. Oy. Kale 4 mu vuracaktı o zaman deminde? Sonra Vezir E4. Galiba öyle oynayacakmış Melih abi. İyi de ama siyah fili alması daha iyi değil mi beyaz için? Kesinlikle. Bu arada bu ilginç bir kalite fedası. Buralar karışır bence burada. Bayağı karışır. Vaziyet alalım. G6'ya E6 mı? E6 var mı acaba? Bence var. Vezir D5 falan mı oynayacak? Vezir D5'e EF7 var. Vezir F7. Yo veya şah F7 mi alsam? Şah F7'ye fil C4 var. Oy. Abi bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Bu ne ya? Vezir E5'e vezir D5 var. Ama vezir F6 giremiyor muyuz orada? Bir dakika. At F5 var mı burada? At F5. Oy oy oy. F5 geldi. Kıvanç az neler oldu? Ne oluyor? Müthişsin Kıvanç abi. İnanılmaz bir fele. Oluyor mu bu arada bilmiyorum. Ama at F5 şah H7 koyunca ne oluyor? Ha fil F5 var tamam. Ona fil F5 var da. Peki kale E6 alabilir mi? Aa alabilir. Bak şimdi. At F5, vezir E5, vezir B6. Şah H2, kale E6. Vezir A8, şah F7. Hayır dur bir dakika. Bir dakika karıştı. Hayır, kale E6'ya fil C4 oynayabilir miyim orada? Senin söylediğin variantta. Fil C4, vezir E3 falan oynasam abi. Vezir E3, vezir H8. Şah F7. Vezir H7. Şah E8. Vezir E5 bakalım. Belki şöyle bir şey de hesaplıyor olabilir ya. Nasıl bir şey? Yani sanki bana vezir B6, şah H2, kale altı tek çare gibi geldi. Acaba at F5 oynamasam mıydık ya? At F5. Mesela vezir E5'e ne vardı? Direkt vezir D5, vezir F6 falan. Orada evet neden oynamadı bunu? Ama yani şu an Kıvanç abi bunu kazanırsa efsanevi olur. İnanılmaz bir galibiyet olacak bence kazanırsa. Evet. Aa fil F5, kale G8. Bunu gördü ama bu siyah ay beyaza çok net iyidir yani. Bence de. Ama başka yapacak bir şey yoktu o yüzden. İşte o varyantta acaba şey vezir ve altı şah kale altı kurtarmıyor muydu acaba? Şimdi E7 sürmeli miyiz, sürmemeli miyiz? Ya bence çekebiliriz ya fili E4'e, D3'e. Sonra F5 sürüp. Esnek tutalım diyorsun değil mi? F5 evet sürelim. Abi baskıyı kesmeyelim. Mesela fil E4 oynayalım. Fil E4 güzel. Vezir D5'i de keselim çünkü. Aynen. Yani aynen. Yani, bence yani, güzel. Evet. Kıvanç abi. Ha, böyle oynayacağız da ama zaten bura kazanç oldu. Kıvanç abi çok güzel oynadı bu arada. Gerçekten evet. Çok güzel oynadı. Form geçici, klas kalıcı diyebilir miyiz peki? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani bu böyle da... bir Melih abi eski günlere daldın gittin galiba. Hayır bu da şey hani böyle fakirin kendini avutma yöntemleri vardır ya.
Bu onlardan birisi. Senin benim gibi 2400'e ulaşmış sonra düşmüş oyuncular için. Evet. Bu söz geçerli değil mi? Güzel geliyor. Evet, güzel. Ama ben gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki hani form diye bir şey var. Ama yani klasında kendi çapında bir olayı vardır diye düşünüyorum. Ama tabii yani biraz da teselli abi. Yalan yok. Bildiğiydi. Evet. Yani bitti. Kıvanç abinin hakkını vereyim. Yani gerçekten efsanevi oynadı Kıvanç abi. İnanılmaz. Bu galibiyete beyni gelmeyecekti. Neye gelecek değil mi? Harbiden. Harbiden. İnanılmaz. Bu arada 626 kişiyiz. Evet. Çok güzel. İnanılmazdı ya. Müthiş oynadı ya. Gerçekten müthiş oynadı değil mi? Yani çok güzel bir kalite fedası. Ondan sonra da baskıyı çok güzel arttırdı. Bakıyorum şu an 360 beğeniye ulaşmışız. Bu yayında kaç görürüz? 1500 görür müyüz? Bence 500'den fazla görmemiz lazım. Ben 600-700 1500 mi? Tabii şu an kaçız zaten? Daha kaç dedim ben daha değil mi? 360. Ha, 360. Zaten 10 dakika sonra 500 evet. Oldu. Ha, inşallah olur. 1500 beklerim yani. Yani yayından sonra da beğeniliyor ya, o yüzden. Aha, o zaman görürüz, kesin görürüz. Ben yayın anı diye düşündüm. Ya, yayın anında 1000. 1000'i görürüz. Evet. İnşallah. Umarım. Evet, şu an B3'lü bir yapı girdi. Ben Kıvanç abinin... Yani açıkçası Kıvanç abinin şu an şeylerini beğenmeye başladım. Açılış tercihleri hoşuma gidiyor baya. Şimdi buna kale B1 mi? Kale B1 evet. Vezir E6, at D5. At D5 düşünüyordum buna da evet. Vezir B3 oynadı. Direkt gelmeyeyim dedi. Evet. Bu arada Vahap gittikçe daha da aşağı gidiyor. Yakında kamerada göremeyeceğiz. Evet. İşte satranç oynarken böyle kendinden geçebiliyor insan. Melan bir durgun gibisin ya bugün. Yorgun musun yoksa? Yoldan geldim ya. Işık, deniz falan. Onları da aldım yoldan. Biraz uzun bir yol oldu. Ha, anladım. Bir 5-6 saattir falan araba yapıyorum. O yüzden bir tık yoruldum. Ama enerjim düşük değil. Özellikle sen buradayken. Sağ ol abi, bir tane. Of, bu arada flef altı müthiş öğretici bir hamle. Müthiş. Evet. Bu müthiş pozisyonel olarak öğretici bir hamle. Hatta siteye bile yükleyebiliriz yani bu yeni soru olarak bunu. Evet. Çok iyi. D5'teki at kaldırılamıyor. Bakın o yüzden taş değişimi konusunda müthiş bir hamle. Piyonun E3'de olması da çok önemli bir detay. Çünkü siyah fil de D4'e gelemiyor. Şimdi beyazlar kale D3, kale FD1 dizmeyi deneyebilir. Bu arada galiba abi A7 piyonu gidecek veya A5 falan sürecek. Yani kale D7'ye, çünkü vezir D7, vezir D7 at F6 var. Evet. İlla şov olarak yapacaksın değil mi? At F6 ile başlayacak. Aynen ya. Valla olarak... doğru tanıyorsun beni. Artık. Ya çok hızlı bir dalış yaptı. Kıvanç abi bunu alsaydı tehlike çanları çalabilirdi. Ama şu an sanki Vahap iyi kaldı gibi yani. Evet, Vahap çok iyi. Muhtemelen bu da son maçı olacak 5+1'i. Olabilir. Hızlı bir galibiyet gelmezse. Evet. Şu an kale A8 de yok. At C7 çatal var. Bu arada Ömer, ne diyorsun? Biraz böyle gruplar da bittikten sonra elemeler çok eğlenceli olmayacak mı turnuvanın elemeleri? Olur. Kesinlikle olur. Çok yani net eğlenceli olur yani. Grup maçlarında bile neler izliyoruz? Elemelerde bence inanılmaz şeyler olacak.
Yani çok zaten hani gerçekten zevkli olur. Ama merakla beklediğim şeylerden biri elemelerde. Vallahi ilginç olacak Veli abi. Ben de bekliyorum. Tüm satranç 365 izleyicileri gibi. Şah 8 geldi. Ben bunu tam şey yapamadım. Ha, böyle kale A8. Yani profilaktik bir hamle yapmak istedi herhalde. Evet. Peki ID almalı mıydık hemen? Vah dedi, bu sefer almazsam hiçbir zaman alamam dedi ve oynadı bence. Şu an peki bu rahat bir kazanç mı? İşte ben ondan emin değilim. O yüzden söyledim. Evet. Çok rahat değil bence. Bence de. Derken, ikinci piyon da gitti gerçi ya. Bu gidiyor mu böyle? Bu piyon böyle herhalde gidiyor mu? Bence at C5'e kale C8. Kale C8. Sonra herhalde at E4 gelip bir de F6'yı mı alacak, ne yapacak? Ama yok. Yani o zaman 4'e 3'e gidiyoruz. Evet evet, olmaz. Kale D5 oynayabilir. Kale C8'i. Ona da kale C2 veya kale A5 var herhalde. Evet. Vahap da onu düşünüyor muhtemelen şu an. Şu an at F6 var. At F6 oynasam ne olacaktı şu an? Kale D1'e at G8. Şah 8'e kale D1. Çok, çok güzel bir şey buldun. Çok güzel bir şey buldun. Senin o bulduğun güzel şeye ben de defans bulayım mı? Bul. At G8'e şah E6. Ay, kale D1, kale A8 mi? Kale A8, evet. Vay vay vay. Sonra orada ona da G3 var değil mi? Evet, sonra kale D5 değil mi? Kale D5'e de kale C8. Evet. Ama sanki o beyaza iyi gibi, kaleyi bağlıyor ya. Kaleyi bağladığın için iyi bence de, evet. Evet. Ama şu anda zaten şey oldu. Of, şah G2 çok kritik hamle. Şah G2 çok kritik. Terk mi geldi? Evet. Vahap terk kazandı. Geldi. Evet, terk geldi. Verecek mi maç? Vermeyecek tabii ki. 5-6-1'ler 5-1 mi bitti o zaman? Ben maçın heyecanından kaybettim kendimi. Evet, 5-1 bitti. Sanırım vermeyecek yeni maçı. Kapalıymış. Evet, kapalıymış. Evet, 5-1 bitti o zaman. İlk 5-1. Vallahi Kıvanç abinin aldığı maç çok güzeldi. Ama işte biraz daha fazlası gerekiyor herhalde. Bence onu üçlük sayabiliriz ya. Çok güzeldi gerçekten. Evet. Yani harbiden çok kaliteydi o, kalite fedası. Bak, kalite fedası gördük. Atfil maçı gördük. Atfil matı gördük. Atfil maçı diyeceğim, atfil matı diyecektim bu arada. İyi at kötü fil gördük diyeyim. Atfil matı gördük. 3 tane şey şu andan gördük Melih abi. Müthişti ben yani. Evet. Çok öğretici değil mi? Gerçekten evet. Şey yani, hepsi ders niteliğindeydi. Kesinlikle. Atfil matı direkt zaten ders. İyi yani, iyi at kötü fil de ders. Kesinlikle. Kıvanç abinin kazandığı oyun da kalite fedası dersi bildiğin. Dersi. Ve inisiyatif. Sacrifice. Yani çok çok iyiydi ya. Gerçekten inanılmaz oyunlar izledik. Bir tane de şey gördük. Karzbat dersi gördük bir tane de. Evet. Evet. Karzbat dersi de gördük. O da çok iyiydi. C6'da zayıf kaldı. Müthiş. Ya daha yani. Ne görelim Melih abi? Daha ne görelim? Bu gözler daha neler görecek? Evet. Bakalım şimdi 3-1'de neler olacak acaba? 5-1 şu an. 5-1. 3-1'i iple çekiyorum. Evet. Peki. Şimdi ufak bir aramız var. Birazdan tekrar beraber olacağız. Satranç. Bir oyundan çok daha fazlası. Her bir rakip aynı zamanda yeni bir dost adayı. Sadece,
Bu oyunda herkes usta olamayabilir. Ama profesyonel bir eğitimle herkes potansiyeline ulaşabilir. Mergen Satranç Yetişkin Akademisi ile online derslerin yanı sıra yüz yüze etkinlikler, atölyeler ve seminerlerle birlikte hem sosyalleşebilir hem de satrancını geliştirebilirsin. Satrancın büyülü dünyasında çıkacağın keyifli bir yolculuğa hazır mısın? Hadi, yeteneğini ortaya çıkaracak bu eşsiz satranç deneyimi için bize katıl. Hayatın için iyi bir hamle yap. Merhabalar, ben İME Nurgül Selimova. 2409 elom var. Dünya sıralamasında kadınlarda ilk 50'deyim. Aynı zamanda Bulgaristan'ın şu an bir numaralı kadın oyuncusuyum. Satranç 365 ile size bir Katalan eğitim serisi hazırladık. Serinin tamamını Satranç 365 web sitesinden ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba. Bugün milli takım antrenörü İME Olcan Kanmazalp ile beraberiz. Bugün oyun ortasında beni çok etkileyen, gerçekten muhteşem olduğunu düşündüğüm bazı fikirleri anlatacağım. Benim kariyerimde de çok büyük bir etkisi oldu. Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Sizlere Satranç 365 ile birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu seride Naidorf açılışından bahsedeceğim. Gary Kasparov gibi dünya ünlü satranç sporcuları da vakti zamanında bu açılışı tercih etmiş ve popülaritesi de gün geçtikçe artmış bir açılış. Ben de size anlatabildiğim kadarıyla bu açılışın fikirlerinden bahsedeceğim. Ben Vahap Şanal, büyük ustayım. Sizlere bugün profilaktik düşünce, yani rakibimizin oyununu kontrol altına alma, onun fikirlerini daha önceden anlayıp durdurma üzerine bir eğitim serisi hazırladık. Bu kavramı satranca başladıktan yaklaşık 1-2 yıl sonra öğrendim. Ama yıllar içinde işte turnuvalara gide gele, başka antrenörlerden dinleyerek kafamdaki bu profilaktik düşünce yapısı, rakibin oyununu durdurma becerisi sürekli evrimleşti. Size bugün son halini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar her noktasını, her alanını, profilaktik düşüncenin herhangi bir kısmını açıkta bırakmamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. 5 tane bölüme ayırdık. Hepsinde farklı kısımlarını konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Just think it. Wow.
Evet, tekrar beraberiz. Evet, şimdi hızlıca size Mergen Satranç'ın yeni projesinden bahsedeyim. Evet, artık Mergen Satranç'ta sadece 6-12 yaş arasına mı ders veriyorsunuz diye sorular geliyordu. Ve artık bundan dolayı da yetişkinlere de bir artık eğitim yeri açıldı. Ve 18 yaşından büyükler de artık eğitim alabiliyorlar Mergen Satranç'tan. Ve sadece satranç eğitimiyle de kalmıyor. Aynı zamanda yüz yüze etkinlikler, atölyeler, seminerler gibi sosyalleşebileceğiniz entelektüel çalışmalar da olacak. Eğer böyle bir ilginiz varsa bunlar da var. Onun dışında ilk 50 kayıt için geçerli. Sadece ilk 50 kayıttan 3 kişi seçilecek. Ve bu turnuvanın finalinde yüz yüze oynanacak turnuvada seyirci olabilme şansını yakalayacaksınız. Ve bütün masraflar Mergen Satranç'a ait olacak. Tekrar belirttiğim 50 kişiden 3 kişi seçilecek ve bütün masraflar Mergen Satranç'a ait olacak. Onun dışında Satranç 365 koduyla da yine ilk 50 kayıt için geçerli. %10 indirim var şu an ve bunu web sitesinden bakabilirsiniz. Şimdi chat'e atacağım web sitesinde URL'sini. Atmadan önce bir kendi platformumuza tanıtayım hızlıca. Türkiye'nin ilk ve tek satranç platformuyuz. Ve gitgide kendimizi geliştiriyoruz. Şu anda puzzle'larda analiz motoru üzerine çalışılıyor ki birçok talep var. Onun dışında işte yeni metotlar da gelecek sorular bölümünde. Ondan sonra da yeni planlarımız var. Çalışmalar devam ediyor. Evet, aylık 320 TL, 6 aylık 1280, 1 yıllık 2240, 2 yıllık da 4160 TL şeklinde. Ve herhangi bir üyeliği aldığınızda yeni bir özellik gelirse o özelliğe de dahil oluyor yani sizin üyeliğiniz. Yani onunla da faydalanabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Bu sorular da geliyor çünkü bazen. Şimdi Trendyol'dan bahsedeyim. Trendyol'a yeni ürünlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi iki tane dünyanın en şeker iki çocuğunun kafasındaki şapkaları görüyorsunuz. Evet, şapkalar geldi ve gelişmeye de devam ediyor. Trendyol'umuz da aynı şekilde sizin desteklerinizle de hızlanmaya çalışıyoruz. Trendyol'da da şapkalarımızı bulabilirsiniz. Şimdi hepsinin linkini atacağım. Evet, Ömer sen de iyi, sen yorumla, ben o sırada da linkleri atayım. Ben yorumlayayım hemen. Birazdan maçlar başlayacak 3+1. Ne bekliyorsun? Onu söyle istersen. Nasıl? Yani beklediğim açıkçası ben skora takılmayacağım. Ben güzel maçlar bekliyorum ki hepsi sağlandı genel düzeyde. Yani bütün izleyiciler de bence güzel maçlar bekliyor. İki tane kaliteli GM. Yeni bir Dünya Kupası'ndan gelmiş bir diri Vahap Şanal. Ve yılların hem oyuncusu hem hocası Kıvanç abiye karşı güzel maçlar olsun istiyorum. Sadece dileğim bu. Ve başladı maçımız Philidor'la. Philidor mu? Hangisi abi? Nasıl? Philidor mu? Nasıl ben okunuyor? P diye okunuyor. Gene B3'lü yapıl oldu. Peki Philidor'un maymunu hikayesi doğru mu Melih abi? Ne hikayesi? Philidor'un maymunu. Hayır bilmiyorum. Anlatsana. Çok merak ettim. Ne geliyor acaba? Philidor'un galiba bildiğim kadarıyla, yalan olmasın yani, yanlış bilgi olmasın. Chat'te bilen varsa da doğru. Sanki böyle bir hikaye hatırlıyorum. Philidor galiba maymununa Philidor açılışı oyunu öğretiyor. İşte sonra uzak yoldan Philidor'la oynamak için gelen sporcular oluyor böyle. Sporcu diyorum yani, o zamanın şeyi işte insanları. Neyse, o da Philidor açılışını oynatıyor falan. Bir gün bir tane adam geliyor, işte ben seninle oynayacağım falan filan. Philidor'a diyor. Philidor da diyor ki, sen önce benim maymunumu ye sonra benimle oynarsın diyor. Neyse, velhasılı kelam. Adam da sinirleniyor. Sen kimsin diyor ya, ben insanla oynamaya geldim, maymun ne falan diyor. Maymunu küçümsüyor. Bir başlıyorlar, maymun buna çat çat iki tokat. Yani yeniyor çok hızlı şekilde. Ondan sonra işte şey, adam maymuna sinirleniyor. Maymuna bir koyuyor böyle, yani vuruyor. İşte şey, maymun korkuyor bayağı. Neyse, ikinci maçı yapalım diyor adam, sinirleniyor falan. Sonra oynuyorlar gene Philidor açılışı galiba.
Ondan sonra işte Pilidor da galiba şey yapıyor. Sonra bir hamle kala Mata Pilidor çat yukarı zıplıyor böyle şey. Maymunu pardon Pilidor değil maymunu. Adam da diyor ya nereye gidiyor bu falan diyor. İşte sonra Pilidor da diyor ki sen demin dövdün ya onu diyor. Şimdi o yukarı çıktı. Mat'ı görünce senden dayak yememek için diyor. Böyle bir hikaye yani. İşte Meli abi. İşin özü bu. Bu hikayeyi duymuş muydun? Yok ilk defa duydum. Bu nasıl bir hikaye? Ben duymuştum yani böyle bir hikaye. Peki nereden duydun bunu? Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Peki. Ama bu var sanki böyle bir şey. Bakacağım ben kenarına. Çete soruyorum o zaman. Duyan var mı? Bu hikayeyi duyan var mı? Evet bak Filidor'un satranç fıkrasıymış. Hatta İhsan Kılıç çıktı. Fıkraymış o zaman bu abi. Fıkrasına gülünmeyen adam. Evet. Fıkra alması daha kötü oldu bu arada. Keşke fıkra almasaydı. Hikaye. Fıkra değil. Hikaye diyeyim aynen. Hikaye diye konuşalım biraz. Yoksa daha kötü oluyorum. Evet şimdi konuma gelecek olursak. Kale F4 alabiliyor mu? At H5 falan mı var acaba? At H5. Kale F2. Evet. Aa fil G7 mi alacağız acaba önce? Burada mı fil G7? Evet. Kale F2'ye vezir H6 mat olur. Yani. Vay. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Fil G7. Kıvanç abiden fil G7 bekliyoruz buradan. Müthiş hamle. Bence vurur. Bence görmeyecek. Görmeyecek mi? Yok. Vurur mu chat bilmez mi? Çok at H5'e odaklanmıştır şu an. Çok at H5'e odaklanmıştır. Aa vezir C3 yaptı. Anlayamadım vezir C3'ü ya. Evet yani. Ya süresi azaldı hamle yapması gerekiyordu o yüzden oynadı. Evet. Fil G7 acaba bir şey mi kaçırdık diye de bir düşünmüyor değilim abi. Bence kaçırmıyoruz. Oy bir daha geldi ama bu sefer herhalde bir şey vermeyecek galiba bu feda. Filge'de file F2 mi vardı acaba diye düşünmeye başladım da. Neyse çok takılı kaldım. Filge'de file F2 mi? Evet. Ha file F2 olabilirmiş. Ama at H5 gene oynayabilirim sanki değil mi? H5 kale F3. Kale F3. Ha mat mı oluyorum? Evet. Neyse, aa Filge'de file 5 oynayabilir miydim acaba? Neyse şu an konuma geçelim. Bir saniyesi kaldı Kıvanç abi. Son saniyede hamle yaptı. Şu an kalite geride ve süresi bitti. Zaten konum Kazanç'tan'da. Evet. 3+1'deki Vahap ilk galibiyetini almış oldu. Biraz karışık bir konumdu açıkçası. Filge'ye de vurulabilirdi ya bence. Şu an derbi var değil mi bu arada? Galatasaray Trabzon. Abi galiba. Bugün mü? Icardi'nin maçı başladı. Kaç hiç bakmadım. Hemen bakıyorum abi. 0-0 19. dakika. Evet, ben de diyorum bu izleyiciler nereye gitti? Derbi izlemeye evet. Gitti herkes. Doğru. Ama burada daha güzel bir derbi var arkadaşlar. Kesinlikle. Onun özetini izlersiniz. Ama bunun özeti yok. Tek gerçek bu. Gerçi izleyebilirler satranç 365'ten. Yayın tekrarında duruyor sonuçta. Ben de onu bir düşünüyorum. Neden böyle söyledi diye. Hayır yani şey manasında dedim. Burada şu an canlı izlemek varken. Gerçi bu da saçma bir argüman olacak. Neyse ben en iyisi susayım şu an. Çünkü onu da izleyebiliyorlar. Özellikle evet. Bunu da izleyebiliyorlar.
O zaman şöyle yapalım senin aklına. Bu maçın özetini koymayalım. Kanalda dur. Ne diyorsun? Ya müthiş. Müthiş bir benim gönlüme alış hemen. Evet. Yani şimdi B3'lü yapı oldu gene. Ya bu flaş üçlüleri ben açıkçası çok yani şey olarak sevmiyorum. Beyazla oynamayı seviyorum. Siyahla oynamayı fazla sevmiyorum. Yani şey oluyor her zaman. Bilmiyorum. Artısı var, eksisi var. O yüzden emin olamıyorum ben de. Evet. Rahatsız da ediyor bir yandan da. Ama H6 çok kritik hamle. Kıvanç abinin yaptı. At G5'i kesiyor evet. Çünkü. Vezir G4. Vezir G4. Vezir H5'e gelirse tehlike çanları çalıyor. Of E5. Hemen bir alan kazanmaca. Şimdi tam Kıvanç abinin pozisyonları aslında bunlar böyle. Evet evet çok gerçekten. Karıştırır yani buraları güzel karıştırır. Evet şimdi at D6'da sanki at D4 oynasak bir tık rahatlarız gibi geliyor bana ya beyazla. Olabilir. Olabilir evet. Ya da vezir E4 de belki rahatlatır. Evet o da çok güzelmiş. Bence burada vezir kessek iyi olur gibi. Olur kesinlikle. At E3 geldi. Bu atlardan birini kesmek lazımdı sanki bence de. Şimdi kale D8 oynayacak bence Kıvanç abi. Açık A ama A7 boşta kalabilir. A7 o kadar önemli mi? Demin bir dedik az kalsın beraber olacaktım Eli abi. Piyonları artık küçümsemiyorum. Gerçi çok ciddi bir atağımız yok değil mi? Atak olsa... Evet evet. Öyle olsa tabii. Haklısın. Ama o istediğimiz atak yok. O eski ataklar kalmadı be artık Ömer değil mi? Evet abi aynen öyle. Tam ona bağlanacak gibiydi. Ben de bağlayayım dedim. İyi yaptın iyi. Çok iyiydi. Beğendim abi. Bir dakika şimdi kale D7'ye bir numara var mı? Bir at numara? Cebe yok. At cebe yok. Hiçbiri yok herhalde değil mi? Yok ya. Hangisini versek acaba? Peki bir şey diyeceğim. At C5, kale E7'ye, kale FD8 gelip fil F8 çok mu yavaş? Çok yavaş değil abi bence. Ama mesela kale D7 kaçabiliyorum ya. Kale FC8 o zaman. Ha FC8. Aa o da yaptı. Aynen yaptı. Ama nedense bu düşmezmiş gibi geliyor bana. Vardır yani burada bir taktik. Değil mi? Öyle geliyor. Çünkü fazla taş var kurtulur diyorsun. Evet evet. Mesela fil D4. Heh, tam fil D4 evet. Düşünüyordum. Fil F8'e fil C5 sonra kale B7. Of çok güzel. Yani evet ya. Şimdi yine istediğimiz peki. Olmadı yani Kıvanç abi açısından. Böyle çift fili mi alıp oynayacağız o zaman? Ama şurada da duble piyon var. Bu arada güzel bir kompanse çıkabilir bence. Fena bir karar olmadı. Mı diyorsun? Yani en iyi şansını denedi bence şu an Kıvanç abi. Kale A2 oynayacak herhalde. Evet kale A2 de geldi. Çok güzel. Aslında doğru kesinlikle. Bu arada bu fil G2 çok öğretici bir hamle. Evet, şimdi biraz filler kalkınca E6 gelecek. Ve bir anda akıllı beyazlar. Çok müthiş öğretici bir hamle fil G2. Fil G2'yi şöyle açıklayalım arkadaşlar. Şimdi filin G2'de olduğunu düşün. Filin H3'de olduğunu düşünün. Şu E1'deki kale hiç boşa çıkamayacak. Çünkü her an şah çekecek. Arka sıradan mat. Hemen kötü filli değişiyor ve çok güzel hamle. Şimdi artık aktivasyon da var. Vallahi of E7'de sürer. Bu arada fil G2'ye bence en iyi hamle fil E6'ydı Ömer. Evet. Evet. Değişmiyoruz ve o çapraza bakıyor ya. Güzel bir çapraz. Şu an yani bu kale D7 falan oynasak AT5 de kuvvetli.
Ya ben bu atı niye severesim gelmedi ya. Peki bu kazanç mı ya? F6 sürsek? Ne var F6'ya? F6'ya ne var? Kale 6, şah F7, kale C6, kale E7. Ha, kale B6 çok güzel. Çok güzel. Evet, şu an hepsini toplayacak. Çok çok iyi. Biz de tam şey editi vermiyor muyuz izleyicilere? Hani şey yapıyorlar ya böyle nobody, iki nokta üst üste, hiçbir şey yok. Melih ve Ömer, ooo çok güzel. Evet, evet. Tam onluk tepkiler veriyoruz. Evet, evet. Güzel oluyor öyle. Özgün abinin o şey videosu gibi. Tarkan. Ooo, Ha, o videosu. Evet, çok evet. İyi. O da güzel. Ben çok sevdim o editi. O da güzel, evet. Özgün her videosu güzel. Evet evet Özgün abi. Ama en sevdiğimi söyleyeyim harbiden. Şey, Meis abinin pat yaptığını anlamaması seninle beraber. Onu açıp geceleri bile gülüyorum yani şakasız. Evet. Hala o mikrofona vurmaya çalışıyor ya orada. Bu arada Kıvanç abi güzel tuttu diyecektim. Tam o sırada G6 gitti. Üçüncü. Oy. Bir de kale D5 çok güzel ya. Mat oldu of, o ara. Mat of yaptı. Acayip bir mat yaptı. Evet. Tabii kazançtı konum ama mat da güzel, evet, oldu. Evet, Galatasaray'da 60 bu arada bir tane. 1-0. O zaman Icardi'yi tebrik ediyorum. Kim attı golü? Yazarlar şimdi chat'e. Yazın abi ya, bakmayayım. Zaten gol geldi, hemen 400'e doğru çıkıyoruz izleyici evet, olarak. Evet, bırakın boş verin ya. Futbol ne o, bir 22 kişi bir topun etrafında koşuyor falan. Peki Barbaro oyunu değil mi? Satranca bir benzetme yap. Abi iki adam 64 taşın peşinde. Yok ya, 32 taş, tövbe tövbe. 64 şey, kare. Sen futbol seviyor musun peki Melih abi? Ben eskiden profesyonel futbolcuydum. Vay vay vay. Bunu biliyor mu chat'tekiler peki? Bilmem. Soralım. Biliyor musunuz? Hatta Google'a Melih Hüseyin futbolu bıraktı, satrancı seçti falan yazarlarsa haberler çıkıyor. Öyle mi abi? Ben sakatlandım. Evet. Sakatlandıktan sonra tam dönemedim böyle geri. Sonra orada bir seçim yapmak zorunda kaldım. Futbol mu satranç mı diye. Sonra evet, satrancı seçmişim ki buradayım. Gördüğün gibi. Evet. Futbolu seçseydim şu an. Hop. Ne oldu? Ay, eli kaydı. Bu nasıl bir eli kaydı ya? Kale altı boşta mıydı bu arada? Ben anlamadım bu arada. Kale boşta, C3 boşta, yani eli kaymasa da taş gitmiyor muydu oradan? Kale 6'yı Vahap, bu arada Vahap da görmedi galiba atı 6'yı. Aa, daha demin kale boşa koydular ve görmedi değil mi? Evet. Abi işte şey, şöyle bir şey oluyor satrançta gerçekten. Bazen hiç böyle bir hata yapmaz dediğin kişi yapıyor, sen de görmüyorsun. Evet. Demem mi abi? Oluyor bazen, evet. Yerdeki... Benim de hatalı hamle yapmışlığım var. Bu arada bir şey diyeyim mi? Daha demin E4 boştaydı bence bu sefer. Boşta mıydı? E4 boştaydı çünkü fil F8'deydi. G7 korunuyordu. Artık biraz hızlı oynamaya başladı. Bu arada chat'e bakıyorum. Bilen var, bilmeyen var. Yeşil sahadan şahmat diye bir yorum geldi. Kesin bir manşet bu. Bir haberin manşeti. Evet, evet, evet. Tam onun gibi. Yeşil sahadan şahmat.
Vay be Meli abi. Ya. Profesyonel futbolculuk ha. Peki pişman mısın satrancı seçtiğine? Yo, satranç güzel ya. Yani benim karakterime de uygun biraz. Evet. Sakin bir insansın. Yani evet. Maç kaybetmediğin sürece diye ekleyeyim. Ya sakin kalmaya çalışıyorum. Diye evet. Düzelteyim ben de. Şimdi A4 oynadı. Bu mantıklı. Çünkü neden? Şu an atı B4'e yerleştirme gibi bir seçeneği yok. Aynı zamanda o da B5 karesini kontrol ediyor. Şu an mesela A4 mantıklı. Evet, kale C8'de de C4 sürüp güzel. Bayağı bu arada güzel. Bu B3 C2 D3 olunca piyonlar C4 evet. Yarmasına ne deniliyordu? Bunun bir adı vardı da. Azınlık çoğunluk değil. Değil. Da adını hatırlamıyorum. Bu üçgeni yarmaya çalışıyoruz yani siyahla. Demin C3 alabilir miydik acaba ya? Bir dakika, piyon mu düştü şu an? Demin C3 alamaz mıydık acaba? Fil F6, C3, fil D8, D2 falan. Bezir E8 tekti sanırım. Ama bunu evet, da DC4 alıp fil B7 alabilir mi? Alabilir. O yüzden vezir E7 mi daha iyiydi acaba? Şu an bu da güzel bence. Şimdi B3'ü alırız ama. B3'ü alamaz mıyız? Bence de. Alırız ama veziri F8'e mi kaçacağız abi? Bir dakika, B3'ü alınca at G6 gibi bir ara hamle var mı? Çok mutlu etmedi değil mi o hamle ama? Yani mutlu etmedi mi bir düşün. At G6 ne vardı acaba? Bir tanesi Filidor maymunun yarması deniyor ona Melih'ten. Melih Chess 24 yayınlarına davet gelmedi mi sana diye bir yorum var. Hayır, öyle bir teklif almadım. Aga be. Ama satranç 365'e daha çok yakışıyor. Yani doğal olarak. Niye almadığımı da bilmiyorum bu arada. Ben de bir ara sormuştum kendime. Neyi abi? Yani niye teklif gelmediğini anlamadım ben de. Ben de onu bir sordum kendime diyorum. Evet. Yani zaten belli yayın şeyleri olduğu için olabilir. Diye düşünüyorum abi. Olabilir. Bilemedim tam. Hayırlısı olsun. Biz seni burada seviyoruz abi. Kıvanç Hoca'nın boynu tutulmuştur cereyandan. Yalnız evet, ne kadar detaylara dikkat ediyor değil mi takipçilerimiz? Evet, arkada... evet. Ama bu arada Ankara'dayız esmiyor fazla. Ankara'dayız esmiyor deme bak, ben yaşadığım şehirler benim Antalya ve İzmir biliyorsun. Evet evet. Doğru, haklısın abi. Ama esmiyor. Vallahi esmiyor. Yani seni motive etmeye çalışıyorum. Ya. Peki tamam. Şimdi. Burası da kötü değil mi? Aha, burada kötü. Şey. Melih Hoca'yı World Cup'a sunucu olarak davet etmeleri gerekirdi. Çok ayıp ettiler. Ve o zaten yani onu konuşmayabilirdi. Oy at de beş. Atlı 5. Alınca kale 8. Evet. Ama daha iyi kalabiliyor muydu acaba? Evet. Yani burası çok mu net? Derken fil B5'ten sonra net mi? Derken bu bir pasta evet galiba. Fil G8 oynarsak zaten bir problem vardır diyecektim. Yani bunu tartışmaya gerek yok bence. Kale 8 hemen oynayalım. Aa, vezir C3. Şimdi kale B2. Bir piyon yeterli. Herhalde diye düşünüyorum. Nasıl savunabilir diye ben de bir yol arıyorum. Fil B3 mü? F3
Filbe 3 değil, anlamadım ama Kalebe 1'e fila 4 mü acaba? Evet. Peki şimdi Kalebe 1 fila 4 oluyor mu? Orada milyon tane açmaz var ya. Kim neyden faydalanacak emin olamıyorum da orada. Aa, olabilirdi. Fila 4. Aa yok, kale A8'de oluyor. Olmuyor. O fil C2 tehditte. Of. Ne ara girdi ya bu? hala benim haberi okuyorlar. Melih hocam şöyle yazı var haberlerde. Satranç tutkusu futbolu yendi. Evet. Yani tabii ki biliyorsunuz haber yaparken mübalağa olmazsa olmazlardan, ama şey yani doğru aslında. Yani satrancı futboldan daha çok seviyordum, o yüzden satrancı seçtim. Evet. Satranç tutkusu futbolu yendi. Niyeyse böyle seni şeyle hayal ettim abi. Satranç var önünde, elinde tutku var falan. Niye öyle hayal ettim? Ama bu da saçma tabii. Öyle bir aklıma geldi. Benim biraz beyin bu aralar iyi çalışmıyor herhalde, o yüzden. Evet, onu anladık bu hayalinden sonra. Evet Melih Bey, beyinleri maksimuma taşırsak Ömer Bey'in yemeğini yiyelim. Ya da hocaların hocası Melis Hoca bir karpuzla tavun demiş. Herhalde demek istenilen burada belli bir beğeniye senden bir yayın sözü mü bekleniliyor? Ömer Bey'in yemeğini yiyelim. Benim yani mesela şey mi? Ben yemek mi ısmarlayacağım yoksa ben yemek yerken önümden gelip alacak mısınız? Hiçbiri değil yani, yayın yapsın demek istiyor bence burada takipçimiz. Ben öyle anladım en azından. Olabilir. Yani diğerleri ise çok ilginç bu arada. Öyle bir istek geldiğini evet, düşünmüyorum. Ömer Bey'in yemeğini yiyelim. Ama bak şey diyor. Meis Hoca'nın bir karpuzuna da tavın. O da yayını... Yani nasıl bir yayın türü o? Benim hani orada biraz kafam karıştı Melih abi. Muhtemelen ısmarlasın manasında dediler Ömer'in. Tabii yemek ısmarlama demiş. Bak. Yemek peki ben... Ismarlı. Yemeği nasıl ısmarlayacak peki? Zaten... Takipçilere böyle 100 kişi vaaah diye. Zaten... Abi Melih abiye ise ısmarlarım. Onda hiç sıkıntı yok. Bir aspava yeriz karşılıklı. Aspavayı da özledim bu arada ya. Gel abi Ankara'da misafirim ol, yiyelim. Ama eskisi gibi değil diyorlar. Evet evet. Ya biraz olabilir, o ekonomiyle de alakalı olabilir tabii. Eskiden çok güzeldi ya Aspava gerçekten. Evet. Ki ben çok yemedim yani, sen daha iyi biliyorsundur. Gerçi evet, sen de eskiden Ankara'daydın da. Yani şöyle 2018'den beri Ankara'dayım. Yani o zamandan bu zamana fiyatlar değişti tabii ister istemez. Yani onun dışında iyi yerler var ama sevdiğim. Evet, şu an sana olan sevgiler devam ediyor. Dozer Hime geri dönsün. Yayınlarda hep Ömer olsun. Sağ olun. Bin beğeniye bir karpuz kesersiniz. Yayında bile keseriz bin beğeniye. Keser miyiz Melih abi? Hayır, karpuzu nereden buldun oğlum şimdi? Hayır şu an değil canım. Sonraki yayına keseriz ama. Bin beğeni ucuza satma canım. Bin beğeni zaten yaparlar. Ha. Tamam sen koy o zaman sınırı. Tamam 1500 beğeniye yapalım da abi, bu da garip bir şey olmadı mı ya? Karpuz kesip ne yapacağız? Öyle yani, güzel olur. Yazın. Bu arada... Evet. Bir tane soru gelmiş. Melih, satrancı hala bırakmayı düşünüyor musun diye bir soru var. Yani o her sporcuda gelip gider. Ama şu sözle tamamlayayım ve hiç kimsenin bırakamayacağını anlayın. Satranç bırakılmaz, satranca ara verilir arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şekilde bırakamıyorsunuz. Bıraktığınızı zannediyorsunuz
Ama aslında bırakmamışsınız, ara vermişsiniz. Gerçekten bir şekilde kanınız kaynıyor ve tekrar oynamak istiyorsunuz. Ki şu an bunun örneklerinden bir tanesi bu arada Kıvanç abi aslında. Son zamanlarda biraz satranca dönme kararı aldı. Onun dışında Deniz Özen, o da satranca dönme kararı aldı. Evet. Ben şu an tam zaman ayıramıyorum satranç oynamaya ve çalışmaya. O yüzden tam değil ama ben de döneceğim. Vezir B1'e ne oluyor? At C1. Aa, B7 gitti. Ama bu kayıp olduğunu düşünmüyorum ben bu arada. Bir de G4 de var. Alıp G4'e ne var mesela? Evet. Aa, alınca vezir C1 alacak çünkü. Vay vay vay. Çok iyi. Bu arada demin sededit yaptın ya Meli abi. Satranca bırakılmaz, ara verilir falan. Ya tabii canım. Ama doğruydu. Yani bu söz satranç için çıkmadı. Birçok yerde kullanılıyor ama satranç için %100 doğru bence. Kesinlikle. %100 doğru. Özellikle belli bir seviyeden sonra. Evet. Kesinlikle. Şu an G4 falan yapsak biraz sanki karıştırmaya ihtiyacımız vardı bizim. G4 kale boşta değil miydi daha demin? Uf. Ha, at D6'daydı. Pardon, görmedim. Uf, at E5. Bu terk oldu herhalde değil mi? Evet. Vallahi mesela konu kötüydü ama çok iyi bir şeyler yaptı, çevirdi yani. Gerçekten Harry Potter olabilir var. Yani çevirdi. Yani tabii şimdi oynaması da Kıvanç abi açısından biraz zor herhalde, ister istemez. Hani skor 10'a 1 mi oldu total overall? 10'a 1, evet. Böyle gözüküyor şu an. Böyle cheat fili verip oynama kararı aldı. İlginç. İlginç bir karar. Vahap bildiğim kadarıyla cheat fili de çok seviyor. İnanılmaz seviyor ve çok iyi kullanıyor. E zaten Dünya Kupası'nın Nodir Bek'i cheat fille eledi. Evet. Cheat fille miydi, tek fille miydi? Çift. Cheat fille fil attı. Aa, evet. Şu an mesela şu B6 karesi, of, vezir D6 çok güzel ya. Gerçekten. B6 güzel hamle. Oy, vezir A3. Bu ne ya? Ama şu an at B6 belki olmayabilir. Vezir A2'de ne yapıyor bu arada? Ben beğenmedim bu manevrayı. Evet. Ben de beğenmedim bu arada bu manevrayı ya. Şu an yani kötü geldi. Kabul etmiyoruz Ömer. Ne? Kabul etmiyoruz diyorum. Ha, bu sefer. Şimdi kale A1, fikir vezir A1. Oy. O zaman gene güzelmiş bu. Yine bu arada değil mi? Fena olmadı sanki manevra. Ya işte evet, gerçekten. Şu an H5 ama bence konum da açıldı, biraz sıkıntı olacak gibi. Yani şu batarya enfes bir batarya. Bir de G4. Şu an E5'i almak istemiyor mu zaten? Evet, istiyor. Şu an alamıyor mu E5'i mesela? Vap acele etmek istemiyor. Şu an baskı varken bence öyle düşünüyorum Eli abi. Daha şu an hareket edemiyor. Zugzwang gibi bir konum oldu yani. Şu an da boşta. Evet.
Evet, Taylan Altınova'dan 110 TL'lik destek geldi. Yayın esnasında 1000 beğeni Ömer Usta'dan takipçilerle oynuyorum yayını ve hediye üyelik sekmesinin aktifleşmesi dileğiyle. Başım gözüm üstünde. Evet. Ömer'den kabul geldi. Şu an beğeni sayımıza bakıyorum. 1000 beğeniye takipçilerle oynayacak. 509 beğeni. Bence yayın bitene kadar olur bu arada. Sen açılışları kafanda kurmaya başla. Kurdum bile. Çok hızlı kurdum. Çok hızlı kurdun, evet. Evet. Ezir C3 mü buna? Flash 8. Flash 8 de sarardı ya bu arada. Hayır, VAP yapınca ooo diyorsun. Ben söyledim. Hiç tepki yok. Neyi ne abi? Alıp. Yok tamam. Alıp fil C7 o zaman. Evet. Fil C7 hadi. De güzel ya. O fil B6'da. Abi flash 8 dedim ya, o yüzden. Sen yapınca yoksa oğlarım yani. Kaç dakika kaldı 3 artı 1'e? 11 dakika kaldı. Fil de B6'ya koyacak herhalde. Vap. Fil D8 ile H4'e olabiliyordu ama A5 gidiyordu. O yüzden onu evet, tercih etmedi. Ama şimdi kale A1, fil C3, kale A4 mü oynayacağız? Acaba ben kale D1'e bakıyorum. Kale D1, fil A5, kale D8. Ama yok, olmuyor. Evet, şu an fil C3'e kale A4 oynayacak muhtemelen. Fil çifti tutorial demiş bir takipçimiz. Gerçekten öyle. Ve bu arada eğitim serisi, profilaktik anlattığı eğitim serisinde kararsız kaldı. Fil çiftini mi anlatayım, profilaktiği mi anlatayım dedi. Sonra dedi ki fil çiftini, pardon, profilaktiği anlatayım. Başka bir zamanda fil çiftini anlatırım dedi. Evet. Aa, bu arada şey, biraz da izleyici sayısı şundan düşmüş olabilir abi. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öyle mi? Aha, öyle. ODTÜ TÜP kazanmışız usta demiş de biri oradan. Tabii şaka yapmış. Ama açıklandı galiba. Evet. Kazanan kazanmayan herkesi tebrik ederiz. Evet, hakkınızda hayırlı olsun. Önemli o. Üzülmeyin yani. Bu sene olmaz, seneye olur. Ondan sonraki sene olmaz, ondan sonraki sene olur. Ve hiçbir şey kaybetmiyorsunuz aslında. Onu sadece biraz geç anlıyorsunuz. Hayat ilerleyince, yaş ilerleyince anlıyorsunuz. Sırf üniversiteye gitmek için rastgele bir bölüm seçmemeniz daha iyi olur bence. Kesinlikle. Evet, VAP 6 mı yaptı? VAP 6 yaptı. Wow, bu sefer de ama galiba Şahin yapılarına bakmış. Normalde fazla tercih etmiyor ama aa, Kıvanç abi, evet. Kıvanç abinin imza açılışlarından biri bu. Yıllar önce oynamıştık bunu ben siyah taşlarla. Güzeldi. Melih Bey, 1000 beğeniye satranç 365 tişörtü imzalı hediye edebilir misiniz diye bir yorum var. Şimdi kime nasıl hediye edeceğim? Burada çekiliş muhtemelen. Yüzlerce ama bence insan. 1000 beğeniyi şu an kapattılar abi. Sen bence onu bir arttır. Tabii 1000 beğeni artık sende. Takipçilerle evet. Oynuyorum. Yayınıyla kapandı o artık. Bu arada sonuçlar açıklandı. Derbi var. Ona rağmen 400 izleniyoruz. O yüzden süper yani. Teşekkür ederiz bunun için de ayrıca. Evet. Ustalar için yani gerçekten satrancınızın gelişebileceği maçlar. Bakın hani soruyorsunuz ya, izleyiciler açısından söyleyeyim. İşte satrancımızı nasıl geliştirebiliriz falan. Bunlar gerçekten size bir hani fırsat. Bu maçları izlemek, fikirleri anlayabilmek. Bu şekilde yani. O yüzden ne kadar ilgi olursa o kadar satrancınız da ileriye gider. Ben de hep böyle ustaları izlemeyi çok severdim küçükken. Meli abi de keza öyledir diye tahmin ediyorum. Tabii bizim zamanımızda bu kadar yoktu da yayınlar.
kadar yoktu dedin, hiç yoktu benim zamanımda. Evet, gerçekten doğru. Biraz daha küçüksün ama yo, sende de yoktu ki. Yoktu yani 4-5 yıl fark var aramızda. Evet. Evet, bende de yoktu yani fazla. YouTube diye bir mecra Enes Batur'a özeldi o zaman. Yani Burak Oyun'da falan vardı. Satranç alakalı fazla yoktu yani. Yani benim zamanımda YouTube yoktu. Aa, evet. H5 hamlesini sevdi. Bu sefer kıvanç abi yaptırmayacağım dedi. H4 ve H4. Bu sefer de tabii G4 F3 kareleri zayıfladı. Bu arada Okan Ok demiş ki hayır kendime istiyorum diye. Tabii bu diğer takipçilerimize haksızlık olur ama bir gün bir turnuvada denk gelirsek tabii ki seve seve imzalarım. Ki Türkiye yaş gruplarında bunu yapıyoruz genelde. Türkiye yaş gruplarında denk gelebiliriz. Bu arada konumda kimi beğeniyorsun Meli abi? Siyah. Sen beyazı mı beğeniyorsun? Yo, siyah beğeniyorum ama yani beyazda şey değil, şu B7 piyonu biraz şey olabilir. Nasıl canlandıracak acaba? Onu ya merak ediyorum. Beyaz kareler çok zayıf. Evet. Piyon H4'te değil H3'te olsaydı o zaman belki beyazı beğenebilirdim ama bir dakika, fil C7 yok mu buna? Fil C7 var. Bence var abi. Ha, fil D4 mü var? Fil F5 sonra. Ona bakıyorum ben de. Evet. Ne oluyor ki? Vezir B2 mi gidelim? Yani. Abi ha, şu bir dakika. An... Vezir C3. Vezir C3 gitmemiz lazım herhalde. Çünkü kale C8'e vezir B, bu da olur. Şimdi fil B8. Sonra kale B1. Evet. Yani bence şu an beyazda fazla problem kalmadı. Hani beyaz kareleri çok kullanamıyor. Evet. Bu arada 400 kişi olduk tekrardan. Bu arada şunu hatırlatmasını da yapayım. Molalarda birçoğunuz tabii başka yerlere gidiyor. Nasıl olsa 10 dakika başlayacak diye kaçırmış olabilirsiniz. Mergen Satranç'ta artık yetişkinlere de bir eğitim sunuluyor. Ve ilk 50 kişinin içinden 3 kişi seçilecek ve final maçına, Şampiyonlar Ligi'nin final maçına izleme şansı bulacak. Ve İzmir dışından gelirse masraflar karşılanacak. Onun dışında da Satranç 365 koduyla %10 indirimli şu an eğitim alabiliyorsunuz Mergen Satranç'tan. Bu da sınırlı. Bu da 50 kişilik. Onu da belirteyim. Evet. Bu sırada Mergen Satranç'ın linkini de atayım. Chat'e tekrardan. Evet, şimdi galiba Kıvanç abi basıyor. Evet, artık kazanca doğru gidiyor bence bu pozisyon. Vezir D6 evet. Mı? Çünkü vezir D8 mi oynayacak? Kale D8, C7'ye kale D6 var. Evet. C'yi kazanmıyoruz. O zaman vezir D6 biraz anlamsız oldu. Evet. Sanki C6'ya biraz düşünmek mi lazımdı acaba? Kale B7 mi alsaydık acaba? Sonra A7'yi alıp. Ama o da olmayabilirdi. Yani bilmiyorum. Bence öyle gitsek daha iyi olabilirdi. Bu ne oldu şimdi? Ben şey yapamadım. Bunun emin olamadım ya bundan. Ben de. O fil D5 güzel ama bence. Fil F7. Fil F7. Ah be, fil F7 ya. Yani. Fil F7, şah F7. Kale D7. Şah F8. Aa, kale A1 varmış. Evet. Kale D7. Oy, ama şimdi niye yaptık? Yine var. Şah F7, kale D7. Aa, vezir B4 var.
Wow, çok ince. Şahif 8'e Vezir B4 var. E tamam, şak G8 gideyim. Evet, ona bir şey yok. Çok hızlı ikna aldın. Evet abi, çünkü onu düşündüm tam o sırada. Tam şey gibideki neydi? İlkan. İlkan, senin kişilik görüntün bozuk. Vezir F4 nasıl burada? Vezir bak, E4. Masterpiece. CD'ye ne var? Bir dakika, CD'ye ne vardı? CD kaçtı. CD kaçtı valla. Ama kale D'de alsa bu arada çok net değil bence orası ama. Evet tamam yani. Kaçtı. Yani şu kaçtı. İki vezire vezir kale at oynayacaklardı. Çok ilginç pozisyon olacaktı bu arada. Evet. Keşke onu da görseydik. Çok öğretici olurdu. Evet. Biraz Kıvanç abinin modu düştü. Hadi Kıvanç abi diyeyim. Beni duymuyor ama hadi abi. Enerji yolluyorum sana. Evet. Kıvanç abinin aklı Galatasaray maçında tabii. Evet, olabilir. Icardi'm. Aa, eşlendirme vermiyor galiba Melih abi. Doğru mu? Melih Çiçek olabilir. Abi. Ha, vereyim mi? Abi şu an bakıyorum yani chatte Mergen satranç fiyatları pahalı değil mi? Satranç 365 fiyatları pahalı diye. Bu arada işlendirme kapanmış. Mergen satranç pahalı değil mi? Satranç 365 pahalı değil mi diye sürekli bu yorumlar geliyor. Yani ben sürekli açıklamaya çalışıyorum ama şöyle ufak bir bu piyasada neler oluyor? Bunu araştırırsanız pahalı olmadığını anlarsınız. Bir tane şu an GM'den ders almak minimum 600-700 TL. 1 saat. Sadece 1 saat. Sadece bu referansı vereyim. Geriye kalan araştırmayı siz yaparsınız. 1 aylık 320 TL şu an. Satranç365.com'da premium üyelik. Ve kaç tane GM var? Kaç tane IM var? Kaç tane FM var? Ve kaç tane de video var? O yüzden ben açıklıyorum bunu düzenli olarak ama tabii yeni gelenler olabilir aramıza. O yüzden yine açıklayayım dedim. Yani arkadaşlar, genel olarak ben de söyleyeyim. Hani Melih abi özellikle başta olmak üzere arkada bir ekip, bütün sporcular da dahil. Yani çok uğraşıyorlar. Maneviyat yönü çok ağır. Ama onun dışında da bu işin de tabii maddi bir külfeti de var yani. Hani o yüzden çok da onlar için de kolay olmuyor işin özü bunları yapmak. Hem maddi hem manevi anlamda. Maddi derken sadece para manasında düşünmeyin. Fiziksel yorgunluk ve bir sürü olay da var. O yüzden hani zaten geliştirmeye çalışıyorlar gene de. Ellerinden geldikçe. Onun dışında böyle yani. Hani o yüzden pahalı şey, inanın hani o kadar pahalı bir durum yok gerçekten. Benim gördüğüm en azından öyle. Evet, bu arada ben az bile söyledim ki chat beni şu an destekliyor. Ben hani çok fazla şey yapmak istemedim. O yüzden yani güncel fiyatlar cidden çok yüksek. Ben şu an inanılmaz ucuz olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz ucuz ve hatta bana kızıyorlar. Hatta eğitime gelenler kızıyor. Ömer, bir gün sen de geleceksin umarım. Ve o geldiğinde sen de kızacaksın aslında. Abi bu kadar kaliteli eğitimler çekiliyor. Neden 320 TL diye. Ama işte herkes faydalansın diye yapıyoruz ama işte bazı takipçilerimiz değerini biliyor. Bazıları bilmiyor tabii ki. Ama her görüşe de saygımız var. Tabii. Yani olabilir. Sen elinden geldiğince şeyi yaparsın Melih abi. Vicdanın rahatsa en önemlisi o bence insan için. Senin için de öyle keza. Hani sen bundan vicdanın rahatsa bence günün sonunda hiçbir problem yok diye düşünüyorum.
ki rahattır bence. Elinden geleni fazlasıyla yapıyorsun. İnsani ve satranç anlamında. Bu arada hepsini almak zorunda olmasak daha iyi olmaz mı diye bir soru var. Bence orayı biraz yanlış anlamışsınız. Premium üyelik alınca hepsi açılıyor. Bütün kilitler açılıyor. Bütün eğitim serilerine erişebiliyorsunuz. Yok. Hatta, sen devam et Melih abi. Hatta diğeri çok pahalı oluyordu. Yani video eğitim serisi, video serisi başına satmaya kalksak sizin için inanılmaz pahalı olurdu. O yüzden premium üyelik alınca hepsine erişebiliyorsunuz. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet, aylık üyeliğe göre günlüğü 10 TL. Mesela bu nasıl bir rakam ya? Evet. Günlük 10 TL. Çok komik böyle bakınca. Evet. Neyse, yine ben böyle tabii ki mecbur açıklayacağım sürekli. Olsun, sorun değil. Yani yeni arkadaşlar katılıyor çünkü aramıza. 40 kaç olduk? 45.700'üz değil mi şu an? Evet. 46.000 olacağız neredeyse. Sürekli yüzlerce insan geliyor, binlerce insan geliyor. O yüzden arada açıklamam gerekiyor. Tekrar duyanlar için kusura bakmayın artık. Bazı şeyleri çift dikiş, hatta 3-5 dikiş yapmış oluyorum ama açıklamam gerekiyor. Evet, şimdi ufak bir aramız var. Hemen kısa bir aradan sonra bir tekrar beraber olacağız. Satranç, bir oyundan çok daha fazlası. Her bir rakip aynı zamanda yeni bir dost adayı. Bu oyunda herkes usta olamayabilir. Ama profesyonel bir eğitimle herkes potansiyeline ulaşabilir. Mergen Satranç Yetişkin Akademisi ile online derslerin yanı sıra yüz yüze etkinlikler, atölyeler ve seminerlerle birlikte hem sosyalleşebilir hem de satrancını geliştirebilirsin. Satrancın büyülü dünyasında çıkacağın keyifli bir yolculuğa hazır mısın? Hadi, yeteneğini ortaya çıkaracak bu eşsiz satranç deneyimi için bize katıl. Hayatın için iyi bir hamle yap. Merhabalar, ben İME Nurgül Selimova. 2409 elom var. Dünya sıralamasında kadınlarda ilk 50'deyim. Aynı zamanda Bulgaristan'ın şu an 1 numaralı kadın oyuncusuyum. Satranç 365 ile size bir Katalan eğitim serisi hazırladık. Serinin tamamını Satranç 365 web sitesinden ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba. Bugün milli takım antrenörü İME Oğulcan Kanmazalp ile beraberiz. Bugün oyun ortasında beni çok etkileyen, gerçekten muhteşem olduğunu düşündüğüm bazı fikirleri anlatacağım. Benim kariyerimde de çok büyük bir etkisi oldu.
Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Sizlere Satranç 365 ile birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu seride Naidorf açılışından bahsedeceğim. Gary Kasparov gibi dünya ünlü satranç sporcuları da vakti zamanında bu açılışı tercih etmiş ve popülaritesi de gün geçtikçe artmış bir açılış. Ben de size anlatabildiğim kadarıyla bu açılışın fikirlerinden bahsedeceğim. Ben Vahap Şanal, büyük ustayım. Sizlere bugün profilaktik düşünce, yani rakibimizin oyununu kontrol altına alma, onun fikirlerini daha önceden anlayıp durdurma üzerine bir eğitim serisi hazırladık. Bu kavramı satranca başladıktan yaklaşık 1-2 yıl sonra öğrendim. Ama yıllar içinde işte turnuvalara gide gele, başka antrenörlerden dinleyerek kafamdaki bu profilaktik düşünce yapısı, rakibin oyununu durdurma becerisi sürekli evrimleşti. Size bugün son halini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar her noktasını, her alanını, profilaktik düşüncenin herhangi bir kısmını açıkta bırakmamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. 5 tane bölüme ayırdık. Hepsinde farklı kısımlarını konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Evet, tekrar beraberiz ve şimdi Mergen Satlancı'nın yetişkin akademisinden bahsedeyim. 6-12 yaş arasına veriyorlardı normalde eğitimi, fakat yoğun bir istek olunca artık 18 yaş ve üzerine de vermeye karar verildi. Ve şu an lansmana özel tabii ki kampanyalar var. Daha doğrusu faydalanabileceğiniz şeyler var. Onlardan birisi ilk 50 kişiden 3 kişi Mergen Satlan Şampiyonlar Ligi finalinde konuk olma şansı yakalayacak ve bütün masraflar Mergen Satlan tarafından karşılanacak eğer şehir dışından geliyorsanız. Onun dışında ilk 50 kişi için geçerli bir indirim kodu var. %10 indirim kodu. Adı da Satranç 365. Muhtemelen C harfidir. Ona dikkat edin lütfen. Ç olmayabilir. Ve bu arada şundan da bahsedeyim. Yetişkin Akademisi'ne sadece ders değil, onun dışında atölyeler, seminerler gibi interaktif etkinlikler de olacak. Bunlara da katılabileceksiniz. Evet, kendi platformumuzdan bahsediyorum zaten. Tekrar hızlıca bahsedeyim. Türkiye'nin ilk ve tek satranç platformuyuz ve gitgide gelişiyoruz. Ve sıradaki hedefimiz analiz motorunu getirmek. Onun dışında zamana karşı bulmacalar, ağaç kakan tekniği gibi proje gelişecek. Ve eğer premium üyeyseniz bu yeni gelen özelliklerden de faydalanmaya devam edeceksiniz. Onu da hatırlatayım. Sorular geliyor çünkü. Ve çok yakın bir zamanda başlayacak derken başladı. Şimdi ben biraz daha eğlenceli maçlar bekliyorum Ömer. Ne diyorsun? Abi kesinlikle. 1+1 daha zevkli olur diye düşünüyorum. Evet. Hadi skor tahmini alayım senden 1+1 için. Abi yani kaç maç olur tahminen? Öyle olmaz. Valla 9 maç olur mu? Tamam. 8-1 diyorum o zaman. Vaha. 8-1. Tamam. Ben de diyorum ki 7.5-2.5 diyorum ben de. Tamam. Evet. İzleyicilerimize soralım bu arada. Evet. İzleyicilere soralım. Evet, bu arada Mergen Satranç ve Satranç 365 adlı projeleri için çok güzel yorumlar geliyor şu an. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Evet, abi haklıymışsın. Başka bir yerde GM'lerin videoları $15-20 diye bir şey var. O bence çok iyimser bile. Muhtemelen sadece bir videosu falan olabilir o. Ya da bir eğitim serisi falan olabilir. Biraz daha detaylı araştırırsınız zaten. Daha anlamlı gelmeye başlayacaktır. Evet, bu arada maç 1 dakikalıktı. Ben onu unuttum. Hızlıca yorumlayalım. Evet. Şu an açıkçası
Yani beyazın konumunu sevdim. Diyecektim. Taş gitti. Bunlar olmasın ama. Bunlar olmasın. Evet. Kıvanç abi biraz ister istemez koptu ya. Evet. Aklı Galatasaray maçında gibi geldi bana. Evet olabilir. Kaç kaç bu arada, ben chat'e sorayım onu tekrar. Herkes Icardi'yi atıyor herhalde hikayesine. Evet. Vallahi adam iyi ki Türkiye'ye geldi ya. Kıymete bindi vallahi, helal olsun. Evet. Evet, evet, bir seri $15-20 demiş. Evet, sadece bir seri. Bizde bütün eğitim serileri $320. Onu da tekrar hatırlatayım. O da yanlış anlaşıldı. Bunun yanlış anlaşılmasını hiç beklemiyordum bu arada. Ama tabii bazen... Neyi yanlış anlaşılıyor ki abi? Onu anlamadım. Ya şöyle, premium üye olunca bütün özelliklerin açıldığını, bütün eğitim serilere eriştiklerini bazı yeni izleyicilerimiz anlamıyor olabilir. Tabii ona şaşırdım sadece. Evet, F5 geldi. Şimdi E4 karesini kontrol ediyor. Beyaz filleri değişmeye karar verdi. Vahap ve E4 geldi. Şu an merkez aldı. D5 de sürer gibi. Evet, sürdü. Yani bu beyazın çok istediği bir konum muhtemelen. Şimdi E5'i almalı mıyız, almamalı mıyız? Bence almamalıyız. Sen öyle diyorsun. Kale A1 oynamalıyız. Kesinlikle katılıyorum. Arkandayım. Sağ olun. Bence de kesinlikle katılıyorum ama bence de dedim. Oo, F4. Aman tanrım. Burası bir harika dostum gibi oldu. Abi şu an kale D6'ya girecek muhtemelen. Evet, at E4'e girecek ama diğer at da G5'e mi gelecek? Ha, at D4'ten E6'ya gelecek. Aa, D4'ten de gelebilir, doğru. Evet. Bu beyazı iyi oldu herhalde. At F5 istiyor şu an. Aynen. At F5 var herhalde. Var. Yani bir piyon önde. Ama bakalım. Bu arada kaç beğeni olmuş abi? Aa, doğru. Kaçız şu an? 1000 beğeniye Ömer Faruk takipçilerle oynuyorum yayını yapacak, onu hatırlatayım. Tabii yayın bitmeden 1000 beğeni olursa, değil evet, mi? Evet tabii. 571 beğeni şu an. Evet. İnşallah olur. Kale 8. Vezir C2 mi? Vezir C2. Kale 6 mı sonra? Evet. Kale 6 da geldi. Kale G7. H4. Yani hepsi çok iyiydi. Evet, evet. Wow, bomba gibi başladı. Bu arada, bomba ya şu an. Çok daha fazla olurmuş ya. Şu nasıl? An 9 maçtan çok daha fazla olacak. 6 dakikada 3 maç olduysa 30 dakikada. Beşle çarpacaksın işte. 15. Evet. Evet. 15 maç çok fazla değil mi abi? 15 olmaz ama bu çok hızlı biten maçlar oldu. Oldu evet, bu biraz Kıvanç abinin ya doğal olarak tabii ki şey biraz modu düştü yani. Ne oluyor şu an? Şu an ne oldu? Kim yaşadı? Skor bu arada 3-0 mı oldu? Şeyin 1+1. 2-2 oldu. Yani 2 mi oldu? Tamam. Tamam. Ha, 6 dakikada 2 maç olmuş. Ben niye 3 diye tuttum ya?
Evet. Bir de çok değişiyor bu, biliyor musun? Ne Yani abi? bazı oyuncularda 1 artı 1'de böyle sürekli ne bileyim ters renkli fil, kale oyun sonu falan oynuyorlar. Böyle çok az maç yapılıyor ama bazen de çok hızlı bitiyor. Evet. Ya şu A4 fikri doğru mu, ben ondan emin Ben olamıyorum mesela fili E7'de de beğenmiyorum bu arada. Yani fili B6'da falan tutsak daha iyi olmaz mı sanki? Ya aslında A4 fikri şeyden güzel aslında. A3 piyonunu sabitliyor falan ama şu an bir. doğru Yok. konu. Ya şöyle, şu an evet. Şu an mantıklı hale geldi ama Vahap neden BC5 alıyor ki? Bence orada C4 sürmeli, C5'e de B5 sürmeli. Öyle. Evet olabilir abi. Haklı olabilir. Haklısın. Bu arada B8'deki atı çıkarmıyoruz. Bence o yapıya gitmesi lazım ama nedense bunu tercih ediyor. Anlamadım. şu an bir vezir G3 yokladı aslında Kıvanç Peki abi. atı çekip filifikimiz yok muydu bizim daha demin? Ha, ama AT5 C4'ü koruyoruz, Aynen. değil mi? Ata 5 niye oynamadık? Ha vezir C3 vardı. Mat istiyordu. Yani şu an evet siyah iyi konumda. Evet. Siyah iyi konumda. Şu an çünkü A4, A3, C2 ayrı piyonlar var. İlk galibiyet Mecburen. geliyor mu? 1 artı 1'deki. İnşallah. Şimdi A3'ü de alsak. Bence de alalım. Dön fil F8 abi. Sür A3 Dön. A2. Aynen. Bu da güzel. Kesedebiliriz o aktif kaleyi. Fil C5'te dursa aslında güzel olabilir bizim için Evet, ya. fil C5 için herhalde bunu yapmak istiyor. Fil G6 mı? Bir tane fil G6 bence. Evet. Çok güzel. Böyle hamle fil G6. Şaha yer açtık. Sanki geliyor gibi bu sefer ilk galibiyet. Geliyor, evet. Şah H7. Çok güzel. Süper. Çok teknik oynuyor şu an. Evet. Fil C5. Fil Fil C5. C5 Fil C5. Çok güzel. JD alırsa fil F2 var. abi. Evet. Vezir C1. Vezir C1 buna da. Ama fil B2 var ona. Fil E5. Tamam. Çok güzel. Zaman azaldı. Kale D1 mi? Aynen. Vezir B1. Oy. Fil Fil F8. F8, Fil F8. Çabuk. Fil F8. Çabuk. Süre bitiyor. Of. Of. Neler oluyor? İzleyemeyeceğim. İzleyemeyeceğim. Süresi bitiyor. Abi bayrak düştü ya. Of ya. Aa. Çok güzel işledi konumu. Çok çok Evet, güzel evet. işledi. Bunu kazanç sayarım ben Kıvanç abiye. Şanssızlık oldu yani. Çok güzel oynadı gerçekten baştan sona. H5. Vay vay vay. Skor tahtası hala 1-0 gösteriyor diyor ama 3-0 değil mi şu an, ben 3-0 görüyorum. 3-0 3-0 abi. Ha, yayını geriden izliyor olabilirsiniz, evet. Evet, Melih şu abi an uyardı güzel, güzel. arkadan. Hadi Kıvanç abi. Bir tane galibiyet. Of, vezir nereye gidiyor? Ben gidiyorum beyler. F3 nasıldı Ömer? F3, aha sonra flash 3 mü? Evet, alınca flash 3. F5 mi F5 olmasın ama? F5'e de H5. Dağılsın oralar, yansın oralar. Yansın. Aha, Evet. geliyor. Daha Ama güzel oldu. Buna flash 3. Geri çekelim. Ama bu iyi olmadı ya. Yani iyi olmadı derken, hemen flash 3 çeksek daha iyiydi bence. bence de.
Çünkü H5 ile o piyonu yok etmek istiyordum. Paramparça etmek istiyordum orayı. Evet. Şu an istediğimiz olmadı. Tam olmadı. Şu an iyi oldu siyah bu arada. Yani belirsizlik tam gitmedi ama büyük ihtimalle birini tercih ediyor olsam ben de siyahı tercih ederdim. Ama belirsizlik devam ediyor. Evet evet. Belirsizlik var evet. Bu arada kale F5 vurulur muydu? File 4 yok mu buna? File 4. Uyuturu. Hadi. Tüpsüz dalarım görmedik. Yapamadık. Ama iki oyuncu çok yoruldular. Çok yoruldular evet. Herhalde. İki oyuncu da görmüyor. Vezir C3 istiyor şu an bu arada. Onu kaçırmayalım da. Yavaş yavaş bağıp şey düşüyor sandalyeden artık. Yoruldu ama yani. Çok normal yani. İkisine de hak veriyorum. Bir de Kıvanç abiye daha fazla hak veriyorum. Çünkü kendim de böyle bir skorla Batuhan'a karşı şey yapmıştım. Zor oluyor yani. Kazançtan dönmesi sıkıntılı oluyor. Ay at C3 istiyor. Maç bitince ekrana gelen skordan bahsetmiş takipçimiz ama o maçı kazandı mı, berabere mi kaldı, kaybetti mi onu gösteriyor. Hayran yani bir gitti gene. Evet bu 1-0 bir maçlık yani. Galiba masumda bir sıkıntı. Ha tamam abi özür. Nasıl? Oldu. Ha, özür dilerim sen açıklıyordun hep tam bitiriyorsun zannediyorum giriyorum da. Şey son oyunun skoru yani bu. Onun dışında Lichess'te bir tane fazla gözüküyor çünkü orada bir hata oldu o yüzden. Şu an doğru skor bizde yazan yani. A5. Kıvanç abi de dedi sen H4 sürersin de ben A5 süremem. Değil mi? Sürerim. Tam öyle oldu harbiden. Ama ver bakayım. A5 alınmaması lazım. Bence de gerek yok. Ben bunun açıklamasını yapmıştım. Yine yapayım. Öğretici olur. Şimdi A5, A4 ve AB3 aldı siyahlar. 3 hamle yaptı. Beyazlar A çarpı B3 aldı. 1 hamle yaptı. Ve A7 ile A2 piyonları değişildi. Yani aynı piyonlar değişildi. Ve siyah hiçbir şey elde etmediği için siyah 2 hamle kaybetmiş oldu orada. O yüzden AB3 almak bir şey kazanmıyorsanız tabii ki. Bir materyal kazanırsınız, pozisyon gelişir bir şey olur. Kazanmıyorsanız doğru değildi AB3 hamlesi. Evet bence de. Biraz herhalde Kıvanç abinin de mouse şeyi var sıkıntısı. Onun da etkisi var herhalde. Yani yine o jenerasyona göre mouse'u iyi kullananlardan birisi bence Kıvanç abi bu arada. Ama evet. Tabii ki yavaş kalıyor yine. Yani evet. At E4. Evet. Kıvanç Bey'in beraberlik bile alamaması normal mi diye bir soru var. Fazlasıyla normal. Ben size onu bir söyleyeyim. Hani şu an Vahap Dünya Kupası'nda Ivanchu'yu yenseydi Magnus'la oynayacaktı. Hani nasıl bir seviye yani. Şu an Vahap çok üst bir seviyede. Yani A klas bence şu an. A klasmanında bir oyuncu. O yüzden bence bir puan almak bile bayağı iyi bir şey olabilir. Kesinlikle. Ya bir de ister istemez bu hızlı oyun. Yani şu an biraz Kıvanç abi de koptu galiba yani ister istemez. Onun da etkisi var diye düşünüyorum ben. Ama tabii Vahap'ın da bu A plus oyuncu olmasını değiştirmiyor yani. A plus dedim bu arada dolap gibi. Ama şey diyecektim. Onu kafam karıştı. Evet. Kaç bit kullanıyorum diyen Kıvanç Hoca mıydı diye soru var. Burak'tı o. Burak Fırat Touchpad'le oynuyordu 1+0'ları. Bir ara öyle oynuyordu yani.
Abi Burak da şu an askerde sanırım ya. Bak ben onu arayacaktım, unuttum. Aa öyle mi? Hayırlı evet. Tezkereler olsun o zaman Burak abi. Ege'de askerde. Ege Köksal olmaz. Şaka yapıyorum. Ege, Ege'yi de çok seviyor. Ege evet gidecekti Süper Lig'de. Konuşmuştuk. Evet. Hatta ama sağlık kontrolüne falan gidiyor. Onlar NATO Satranç Şampiyonası'na katılacaklar. O yüzden biraz güzel bir askerlik yapıyorlar diye biliyorum. Aynen. Çok iyi. O kaç yıla bir oluyor? Her yıl var herhalde. Yani biz de mesela gitsek, sen gittin mi Melih abi? Gittin sen. Sen ben katıldın. Gittim. Yok ben işte böyle şeyler olduğunu pek bilmiyordum. Ama çok da gerek yok ya. Ödedik bedelini geldik be Ömer. Hangi şey? Yıllarca... Ana sen ne atıyor ana? Sanki yıllarca yapmışım gibi. Evet. Sen ne atıyor diye. Tabii canım. Ben herkese haber saldım. Ben askerdeyken kapı pencere açık yattı herkes. Allah'a şükür abi benim. Ben rahat uyudum Melih abi. Ya işte neden sanıyorsun? Evet, bazıları bedel ödediği için. Özgün bedel Şahin de mi askerde demişler? Özgün Şahin başkent topunda. Evet. Evet, şimdi Beyaz'ın atağı tehlikeli olacak gibiydi ama bir anda Sih'in atağı da tehlikeli olacak derken kaleci 1 çok güzel. GH4'e Flef 4 gelmek istiyor. Bir de kaleci 5. Abi niye Vezir C3? Kaleci 5 yapalım. Evet. Yani niye Vezir kestik ki şu an? Ben açıkçası şey siyaha döndüm bir anda. Kaleci 4 çok iyi. F5 bu da çok güzel. Uf. Şak G2. Pion'u almak ama o kaleyi almak mantıklı mı? Kale H5 mi gelecek? Yani şu an kale H5'e de F4 var. F4 fil C5 mi oynayacak artık? Fil D2 çeker herhalde. Kale D5'e fil F4 vurayım diye. Ama fil de oyuya 4. A fil F4. Fil ve 4. Evet onu aldım tabii ki. Şimdi aslında o kadar kolay değil. A2 düşecek bir yerde ya. Evet. Bakalım hangisi önce çıkacak acaba? Dür kazan ama kimin için? Kale A7 çok güçlü bence. Bence de. Alıp kale A6 mı? Ama o da tehlikeli. Direkt kale aldı. Bu da ilginç. A8. Kalede 4, kalece 4 yapacak ama şah F3 var. Aa! Şah F3 oynasaydı keşke. Bir beraber olsun ya. Vezirler değişince ne oluyor? Oo! Piyonu almadı. Dedi ki ben vezire gidiyorum. Bak vezir oyun sonlarında şöyle bir söz var. Nedir abi bilmiyorum. Quality is more important than quantity. Quantity. Yes. Evet. Bunu duymuştum yani, dediğini sen. Piyonun kalitesi piyon sayısından daha önemlidir. Vahap da daha demin onu yaptı. A2'yi aldı. Eli kaydı değil mi? Evet evet. Mouse'da derken ben mouse'un fiziksel işlevinde demek istemiştim az önce de. Anladım. Piyonu almadı daha demin A2. Onun yerine dedi ki C piyonunun kalitesi daha önemli dedi. İleri sürdü o yüzden. Vezire daha çok yaklaştı. Bunu uyguladı. Evet. Aslında draw'du son konum yanı. Çok kolay değil ama ya o. Yok en sonunda şahşah yakalamıştı abi. Hepsini çekiyor. Öyle mi? Bir aha. A mı yakaladı orada? Aynen. Vezir G1 yapıyordu. Şah mecburen D3'e geliyordu. Vezir F1, Vezir D1 yapıyordu mecburen. Draw oluyordu ora. İyice artık H4, H5'ler.
Bu nasıl pozisyon harbiden ya? Ya harbi bilebilirmişim bu arada ben. 8-1. Kıvanç abi bir tane alsa bilirim bence. Ama yani Masum sıkıntı işte ya. Masum'da bir sıkıntı var galiba. Hadi Kıvanç abi. Vahap çok güçlü. Vahap çok güçlü gerçekten. Bak şu an beni ne heyecanlandırıyor biliyor musun? D grubunda Batuhan, yani son en son Alparslan'ı yendi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir satranç biz görmedik yani. Özgün'le belki izlemişsindir. Özgün'le sunuyorduk. Yani Batuhan inanılmaz iyi oynadı. Vahap şu an zaten inanılmaz. Pancar yani. Motoru gibi maşallah. Evet. Onun dışında Vugar zaten turnuvanın en erken şeyi oldu. Garantileyen. Aynen garantileyen en erken. Birinciliği garantileyen şey oldu. Oyuncu oldu. O Vugar çok iyi orada. Birçok oyuncu çok iyi tabii ki de. A grubu zaten ölüm grubu olarak nitelendiriliyor. İşte o grupta da Cem Kaan, Eray, Işık üçünden biri çıkacak son maça göre. Evet, elemeler ne olacak ben bilmiyorum ya. Elemeler çok garip olacak bence. İlginç olacak. İlginç. Bildiği bu arada şey, 16 yaş 6 takımda olimpiyat ikincisi oldu. Evet, onları da tebrik edelim. Vezile evet, 5 yok. Eray da vardı işlerinde. Ediz Eray, evet, Yağız Kağan, Elif Nazakat. Değil mi? Evet. Yani onlar da olimpiyat ikincisi oldu. Onları da tebrik ederiz. Bu çocuklar Amerikalı olsaydınız bunu duyardınız değil mi? Ama Türk değil. Evet. Hadi Kıvanç abi bir tane yani ya. 8-1 bari bunu deneyim. Sırf sen yaptın diye güldüm şu şakaya. Yoksa bu şaka çok eskidi be. Evet abi. Teşekkür ederim bu arada. Mesela Özgün yapmış olsaydı yayını terk etmiştim. Peki Karma albümü hakkında ne düşünüyorsun abi? İnanılmaz ya. Senin için de hayat durmuş muydu o albüm çıktığında Meli abi? Ya ben çok küçüktüm hatırlamıyorum. Senin için hayat başlamış mıydı o albüm çıktığında? Ya, galiba kaç yıl albüm var? Ya, bilmiyorum ama çok eski olması lazım. Bakalım hemen Tarkan Karma albümü. Bu arada o anı bilmeyen, shorts'u izlemeyen diyecek ki ne konuşuyor bunlar? Ne diyorlar? Evet. Flash 3 istiyor şu an. Hem Atça 4 hem Flash 3 istiyor. İkisini de kesti. 1 yaşında abi. Elimde sütüm hayata küsüm zamanlarında. 1 yaşındaymışsın değil mi? Aynen. Mini köfe. O 300. Bu arada biz beğeni olayını unuttuk ya. 1000 beğeniye Ömer Faruk takipçilerle oynuyorum yayını yapacak. Evet. 607 beğenindeyiz şu an. Hadi bir yapalım bari 700-800. Sonrasında da 1000 yapalım yani. Yayın bittikten sonra kesin 1000 olacak bu arada ama onu kabul etmiyor musun? Yani bakarız Meli abi. Söz veremem. Yayın anında kesin. Tamam. Yani tabii seni kırmam. Takipçileri de kırmam. Ama hani yayın anında olsa daha iyi olur tabii. Bizim için de daha motive edici olur. Kesinlikle. Bu arada Filge 5 neydi anlamadım ya. Filge 5 evet. Yani alıp aldı diye mi düşündü acaba? Ama şu an öyle bir yerdeyiz ki siyah karelerden öyle mi? Yani şu an öyle bir yerdeyiz ki şey artık ya oynaması zorlaştı Kıvanç abi adına. Çünkü evet. Hadi bir draw olarak geride ve hadi son maçta draw. Bu draw olsun. Ne olur. Bir berabere teklif et Kıvanç abi ya.
Abi filleri çıkma oraya. Boş ver ya. Filleri niye çıkıyorsun oraya? Şimdi bunun teorisi ne acaba? Ben onu merak ettim. Bak Nazmi abi geldi geçen. İzleyebildin mi? Zaman oldu mu bilmiyorum ama. Baktım benim... ara ara da hepsine bakamadım. Yalan söylemeyeyim. Tabii canım. Benim biraz şeyimi bakış açımı değiştirdi olumlu yönde. Ya tabii ki genel olarak öyle bakıyordum zaten ama biraz daha hatırlatma gibi oldu. Hani hep pragmatik bakıyorum dedi. Hani ne öğrenebilirim diye. Mesela bu da onlardan birisi. Yani bu konum ne? Kazanç mı değil mi? Hop. Abi. Edward. Premove yaptı. Evet artık çok da fazla. Yani Vahap da son saniyeye kadar maşallah. Evet bu arada. Hiç salmadı. Bu arada bu güzel bir özellik bence. Kesinlikle. Yani alabileceği maksimumu almaya çalışmak bence güzel bir özellik. Mesela Caruana da var bu özellik. Maksimalist birisi. Evet. Pozisyondaki maksimum üstünlüğü almaya çalışıyor. Peki sence Caruana'yı Pragnanda eler mi abi? Aa, olabilir belli olmaz. Her ben sonucu açtım ben orada. Ama Karsen şampiyon olur gibi. Karsen kesin şampiyon olacak bence de. İvancık bizim Vap'ı elemeseydi belki olamazdı. Evet. Bu arada 9 maçı iyi bildim. Kıvanç abi şunu kazansa skoru da bileceğim de 9 maçı iyi bildim gibi. Of. Aa uyudu. Yalnız 8-1'i bilirsen var ya. Evet bu arada. Ve muhtemelen bildin. Çünkü Kıvanç abi bunu yener. Kesin yener. Abi mouse'u o kadar kayıyor ki ben yani işte şey normal ağır parti olsa direkt derim. Ama yok yok bunda da yenecek. Kim? Kıvanç abi. Ha Kıvanç abi mi? İnşallah abi. O zaman tahminim tutarsa kendimi tebrik edeceğim evde. Ama çok korkutuyor beni şu an ya. Fil B2'ler, fil D6'lar. Kale 5. Kaçırdın bunu? Galiba abi. Of. Ya ah be Kıvanç abi. Olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Olur bazen böyle şeyler. Beyaz bunu nasıl yeniyor bu arada? Kolay yenemiyor. Bence de yenemiyor kolay kolay. Şark ama G2. Böyle yani. Ama şak G2 oynaması lazım canım şimdi. Orada oynayacaktı. Muhtemelen sürekli şey yapıyor. Premove yapıyor. Neyse olur böyle şeyler arada. Yani Kıvanç abi terk etti ve bitti de maç. 9 maçı bildik, 8-1 bile oldu.
liderliği yerleşti ilk oyun, ilk maç sonucunda. Evet. Kıvanç abi mikrofonu açmadı. Vahap sen duyuyorsun ama herhalde. Duyuyorum, duyuyorum. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Yorumlarını alalım. Mı bekleyelim mi Kıvanç abi şu an Kıvanç abi? Yani. Sen bilirsin. Zoom'u kapatıp gelecek herhalde veya sağırlaştırmayı mı unuttu? Yani açmayı mı unuttu? Evet, sağırlaştırmayı kaldırmayı unuttu. Tamam, sen başla istersen. Vahap. Yani güzel maçtı, keyifli maçtı. Kıvanç abiye de teşekkürler. Size de teşekkürler. Yani güzel oynamaya çalıştım. Genellikle yani ona odaklandım. Güzel bir akşamdı yani. Çok net, kısa ve net oldu. Evet. Yani normal maçlardı bence. Yani genel olarak ikimiz de bazı hatalar yaptık. Biraz tabii benim o hani pratik farkından dolayı o böyle ortadaki oyunlar hep bana döndü yani. Peki şeyi hissediyor musun şu an? O Dünya Kupası'nın verdiği formdan dolayı bir güçlü hissediyor musun kendini? Yani çok da şey, şimdi skor fark iyi görünüyor. Yani o yüzden çok bir şey, kötü bir şey demek istemiyorum ama hani çok da öyle iyi oynadığımı hissetmedim açıkçası maçta. Yani skorun oyun böyle kalitesinden dolayı değil de hani biraz daha pratik farktan olduğunu açıkçası hissediyorum. Dünya Kupası konusu şey, yani tam turnuvayla alakalı değil de hani biraz bu aralar biraz hani fazla çalıştığımdan dolayı tabii ki daha iyi hissediyorum. Hani ekstra hep çalışıyoruz da hani bu ara ekstra çalışıyoruz. Öyle. Peki konudan bağımsız bir duyumlar aldık. Stand-up yapacakmışsın diye. Doğru mudur bunlar? Ya, tamamen lafta yani şu an bakıyorum. İlk şakamı burada yapmayayım. Evet. Vahap Şanal'dan bir stand-up fikri var arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında yorumlara bekliyorum şu an. O sırada Kıvanç abiye sözü vereyim. Kıvanç abi tebrikler. Ses yine gelmiyor abi. Yok, duymuyoruz. Peki Kıvanç abi onu ayarlayana kadar Ömer sen de senin yorumlarını alalım. Abi açıkçası ben Vahap'a katılıyorum. Yani maçta da çokça kez katıldım zaten kendisine. Her hamlesini falan diye. Ama yani şeydi, gerçekten bence hani güzel oynadınız. Dediğin gibi hani Kıvanç abinin biraz işte ortada olan maçları pratik şeyinden muhtemelen. Sonda da biraz mouse'la kayma yaşadı galiba. Hani sıkça ister istemez pre-move yaptı veya. Öyle olunca kazanç maçlar da gitti. Onun dışında yani ikisinin de eline sağlık. Yayın yapmakta zevkliydim Ömer abi. Ağzına sağlık. İkisini de tebrik ediyorum. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz Kıvanç abi. Seni yorumlarını alalım. Valla stand-up yaptı biz güldük. Yani çok şey net oldu zaten. Güç farkı vardı. Ya sadece benim mouse'umda sıkıntı vardı. Tabii bu bahane değil zaten kaybedecektik de. Bir kale boşa koydum, tercih ettim. Yani mouse kapatabiliyordum. Pili azalınca bir tane daha kazanabiliyordum bir dakikada. İki anlamatım vardı. Vezir 3 file 4. Mouse yine kaydı. Son bir dakikayı zaten bir dakikalık maçtan hiçbirisini oynayamadım. Mouse'dan kaynaklı ama hani mouse düzgün olsa ne kadar puan aldım şüpheli. Vahap çok formda, çok iyi oynuyor. Yani isterdim kendi böyle bir mücadele olsun, bir şeyler öğrenelim ama benim hem internet hem mouse kaynaklı biraz sıkıntım oldu maçlarda. Çok zevk alamadım ben o yüzden. Yoksa muhtemelen sonuç değişmeyecek. Vahap kazanacaktı yine. Ağır favoriydi bana göre. Hem kendim yorucumdan hem çok formda. Ben de zevkle oynamayı planlarken benim beklediğim gibi olmadı maalesef. Biraz sıkıntılar oldu benim teçhizatla. Ama fena bir kadar fena oynamadığımı düşünüyorum.
Evet, peki. Teşekkür ederiz Kıvanç abi. Ben teşekkür ederim. Rahat'cığım tebrik ederim. Teşekkürler kanka. Bir Kasparov'a bir şey sormuşlardı. Ya bana anlatılan hikaye böyle, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Çek Cumhuriyeti'ne simultane verirken şeyle oynuyordum. Neydi gerçek Çeklerin birinci masası Mosesyan'la oynuyor. Böyle bildiği bir açılışta farklı bir şekilde oynuyor. Böyle kendi varyantını oynamıyor. Neden varyantı değiştirdiğini soruyorlar. Castro da şey diyor. Yani Cekil'i atom bombasıyla öldürmeye gerek yok diyor ama Vahap atom bombasıyla öldürdü bizi bugün. Evet. Yani ben yani, şu an tam sesini tam alamıyorum abi bu arada. Mikrofonda ufak bir sıkıntı var. O yüzden... Ya bir de galiba bir sıkıntım var bilgisayarda. Evet, ya bilgisayarda ya internette ya mikrofonda bir sıkıntı var. Umarım izleyicilerimiz tam duymuştur. Evet, tebrik ediyorum ikinizi de. Teşekkür ederim. Ömer, sana da teşekkür ederim geldiğin için. Çok eğlenceli bir sunum oldu. Arka tarafta Melihçe teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık. Bir sonraki yayınımız 26 Ağustos'ta. Bir sonraki yayında görüşmek. Satranç, bir oyundan çok daha fazlası. Her bir rakip aynı zamanda yeni bir dost adayı. Bu oyunda herkes usta olamayabilir. Ama profesyonel bir eğitimle herkes potansiyeline ulaşabilir. Mergen Satranç Yetişkin Akademisi ile online derslerin yanı sıra yüz yüze etkinlikler, atölyeler ve seminerlerle birlikte hem sosyalleşebilir hem de satrancını geliştirebilirsin. Satrancın büyülü dünyasında çıkacağın keyifli bir yolculuğa hazır mısın? Hadi! Yeteneğini ortaya çıkaracak bu eşsiz satranç deneyimi için bize katıl. Hayatın için iyi bir hamle yap. Merhabalar, ben İme Nurgül Selimova. 2409 elom var. Dünya sıralamasında kadınlarda ilk 50'deyim. Aynı zamanda Bulgaristan'ın şu an 1 numaralı kadın oyuncusuyum. Satranç 365 ile size bir Katalan eğitim serisi hazırladık. Serinin tamamını Satranç 365 web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Herkese merhaba. Bugün milli takım antrenörü İME Olcan Kanmazalp ile beraberiz. Bugün oyun ortasında beni çok etkileyen, gerçekten muhteşem olduğunu düşündüğüm bazı fikirleri anlatacağım. Benim kariyerimde de çok büyük bir etkisi oldu. Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Sizlere Satranç 365 ile birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu seride Naldorf açılışından bahsedeceğim. Gary Kasparov gibi dünya ünlü satranç sporcuları da vakti zamanında bu açılışı tercih etmiş ve popülaritesi de gün geçtikçe artmış bir açılış. Ben de size anlatabildiğim kadarıyla bu açılışın fikirlerinden bahsedeceğim. Ben Vahap Şanal, büyük ustayım. Sizlere bugün profilaktik düşünce, yani rakibimizin oyununu kontrol altına alma, onun fikirlerini daha önceden anlayıp durdurma üzerine bir eğitim serisi hazırladık. Bu kavramı satranca başladıktan yaklaşık 1-2 yıl sonra öğrendim. Ama yıllar içinde işte turnuvalara gide gele, başka antrenörlerden dinleyerek kafamdaki bu profilaktik düşünce yapısı, rakibin oyununu durdurma becerisi sürekli evrimleşti. Size bugün son halini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar her noktasını, her alanını, profilaktik düşüncenin herhangi bir kısmını açıkta bırakmamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. 5 tane bölüme ayırdık. Hepsinde farklı kısımlarını konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Just